Merhaba değerli dostlar. Merhaba Aktif TV seyircileri. Bir canlı yayına daha birlikteyiz. Nece Show programı. Her zaman aynı saatte yine bir yayındayız. Evet değerli dostlar. Merhabalar. Aktif TV canlı yayına Nece Show'a hoş geldiniz hepiniz. Bir canlı yayına daha birlikteyiz. Yayınımızı paylaşalım. Yayınıma başlamadan önce paylaşalım yayınımızı. Sonra başlayacağız. Bugün günlerde 17 Nisan günlerde Cuma. Burada bu arada herkesin Cuma'sı mübarek olsun diyorum. Ve aynı zamanda da önemli bilgiler var. Önemli gelişmeler var. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da, Belçika'da önemli gelişmeler var. Az sonra iki konuğum olacak. Anvers Hastanesi'nde Doktor Hatice Buruklar. Ve elbette bugün Cuma, duamızı da Fahri İmamımız Harun Karaday ile birlikte yapacağız. Umarım güzel bir program olur, umarım güzel yayınımız olur. Sizlerin de katkılarıyla, sizlerin de paylaşımlarına güzel bir program olacağını umut ediyorum en azından. Evet sevgili Aktif TV seyircileri, Nece Show başlıyor. Şimdi hemen paylaşımlara geçelim. Sonra da yorumlarınızı alacağım. Dediğim gibi hem doktorumuz hem imamımıza sorularınız varsa şimdiden yazabilirsiniz. Yorum kısmına yazın ve tabii ki yorum kısmına ben sizin sorularınızı elimde geldikçe hocamıza ve aynı zamanda doktorumuza ileteceğiz. Evet ben şu anda da paylaşmaya başlıyorum arkadaşlar. Hep birlikte paylaşalım bol bol. Hemen yayınımıza başlayacağız inşallah. Belçika'da ölüm oranları yine arttı. Değerli dostlar ölüm oranları bayağı arttı yine. 306 ölüm var son 24 saatte. 306 kişi daha öldü. Vaka sayısı da yükseldi yine. Yine yükseliyor. Her ne kadar da işte zirveyi yakaladık dediysek de bu mu zirve? Hakikaten merak ediyorum ben de. Zirve bu mu? Umarım budur. Umarım bundan sonra artık geriye dönüşler başlar. Aşağı düşüşler başlar. Biz de onu bekliyoruz açıkça. Evet sizler de isteyen şimdi yayınımızı bol bol paylaşalım. Güzel bir yayın olsun, güzel bir program olsun inşallah. Doktorlarımıza yoğun işler, sorularımız olacak. Türkiye'de doktor Ovalı ilacı bulduğunu söyledi, üzerine çalışmalar yaptığını söyledi. Ne kadar, çünkü şu anda dünyada aşağı yukarı 14 ülkede ilacı bulduğuna dair bilgiler geliyor. İlaç bulunduğuna dair bilgiler geliyor. Ama hepsi deneme aşamasında. Daha henüz topluma sunulacak, topluma vurulacak ilaçlar aşırı yok. Ama inşallah olacak, o da olacak. Ama bir de sabır gerektiriyor. Çünkü ilaç bulunduktan sonra hemen kullanıma açılmıyor. Direktmen halka sunulmuyor. Önce bir deneme aşaması var. Denemeden sonra takip aşaması var. Takipten sonra eğer bu bulunan aşılar zararlarına, faydalarına hakikaten bu COVID-19 virüsünü yok mu diyor, yoksa durduruyor mu, fenliyor mu? Bunları tabii araştırılması gerekiyor. Araştırıldıktan sonra ancak o zaman topluma, vatandaşlara tabii ki sunulacak bu ilaç. Ama dediğim gibi şu anda 15'e yakın ülke ilacı bulduğuna dair bilgiler veriyor. 2-3 haftadır devam ediyor. Dün de Türkiye'de Doktor Profesör Doktor Obala kendisi kendi açıklama yaptı. İlaç buldum. Üzerine çalışmamız gerekiyor dedi. Umarım tez zamanda çalışılır. Tez zamanda topluma, halka bu ilaçlar sunulur ki gerçekten yani bayağı 5-6 aydır dünya bununla uğraşıyor. Özellikle son 2 aydır da Avrupa'da yoğun bir şekilde görülmeye başladı. O ilacı herkes dört gözle bekliyor. Az sonra doktorumuz alacağız. Hatice Buruklar alacağız. Ona da bu konuları soracağız. Johnson Johnson şirketi 2 haftadır bu ilacı üzerinde çalıştığını biliyoruz. Onu daha önce de burada duyurmuştuk. Ama öbür taraftan bu ilaç üzerinde Johnson Johnson şirketi, Amerikan şirketi bayağı bir yol kat etti. Dün de yine Türkiye'mizde bir doktor açıklama yaptı bulduğunu dair. Hangisine inanacağız? Gerçekten bulundu mu? Bunları uzman kişilere sorup elbette sizler için bilgiler alacağız. Önce şu yayınlarımızı paylaşalım. Yayınları paylaştıktan sonra inşallah programımıza devam edeceğiz dostlar.
Evet, bugünkü vaka sayısına bakalım bir. Bugün Belçika'da yeni vaka sayısı 1329, yeni ölüm sayısı 306 maalesef. 306 kişi öldü. Toplam vaka sayısı da Belçika'da 36.138 olarak belirlendi. Toplam ölüm sayısı da 5.163'ü gördük. Dünya genelinde 2 milyon 227 bin vaka var şu anda ve ölüm oranında maalesef 150 bini geçti değerli dostlar. Bu arada arkadaşlar ses ve görüntü iyi mi bir haber verin. Ona göre de yayınımıza devam ettirelim. Size de istedim bol bol paylaşmanız. Bol bol yayınımızı paylaşalım. Sonra programımıza devam edeceğiz. Az sonra doktorumuz Hatice Buruklar'ı yayın alacağız inşallah. Akabinde ondan sonra da Fahri hocamız Hakan Karadağ'la alıp onunla da inşallah bir cuma duasıyla programı kapatmayı düşünüyorum. Sizlerin izniyle şu paylaşımlar bitirelim, paylaşımı yapalım. Sonra da inşallah programa sizin yorumlarınızı okumaya başlayacağım. Çünkü sizin programlarınızı, konularınızı, sorularınızı ve yorumlarınızı gerçekten okumak istiyorum. Onlar da benim için çok değerli. Evet, ses görüntü süper dinliyor. Harika o zaman. O zaman devam edelim arkadaşlar. Şöyle birkaç sayfada daha paylaştıktan sonra inşallah başlayacağız programımıza. Evet, son paya arkadaşlar bol bol paylaşalım. Yayını bol bol paylaşalım. Önce kendi sayfanızda paylaşıyorsunuz. Sonra gruplarda paylaşabilirsiniz. Ama önce bir kendi sayfanızda paylaşın. Evet. Dostlar, Aktif TV'de biz bayağı bir aydır aynı saatte, her gün aynı saatte yayın yapıyoruz. Saatimizi hiç değiştirmedik. Çünkü şöyle baktık, başka arkadaşlar da sağ olsun yayınlar yapıyor. Birimizin saatlerine çakışmasın diye saatlerimi sabit bıraktım. Sabit kaldı saatlerimiz. Böyle de iyi oldu. Bir fazla çakışmıyoruz inşallah. Dolayısıyla inşallah kimsenin hakkını da yemiyoruz bu şekilde. Bizim amacımız sizlere doğru kişilerden, doğru insanlardan, uzmanlardan sizlere yorumlarınızı ve sorularınızı aktarmak ve sizlerle birlikte inşallah her seferinde doğru kişiden, uzman kişiden sizlere bilgiler aktarmak hedefimiz, amacımız bu. Bunu da zaten siz biliyorsunuz. Ben elimde geldikçe bildiklerimi size anlatırım. Bilemediklerimi de uzman kişilere bağlar. Onlar size aktaracaklar. Amacımız, hedefimiz bu. Evet arkadaşlar, şu paylaşımı yapalım bol bol bir paylaşım yapalım bolca. Bazı sektörler açılıyor arkadaşlar. Onu da size anlatmak istiyorum. Pazartesi büyük ihtimal kablocular için büyük ihtimal itinalı da olsa sosyal mesafeyi korumak şartıyla küçük ekiplerine çalışmaya başlayacak. Gent'te Volvo şirketi Volvo çalışmaya başlayacağını söyledi. Ancak yine ikinci bir açıklama geldi. Sadece belli bir kısımlarda, belli bölümlerde ve deneme amaçlı bir nevi deneme amaçlı şunu yapacaklar. Hem o mesafeyi korumak için, çünkü bazı bölümlerde Volvo'da o mesafeyi korumak zor. Bazılarda mümkün deniyor ama tabii ki her zaman aynı mesafeyi koruyamadıkları için. Önce bir deneyecekler. Bazı bantlar var. Birinci, ikinci, bir iki leğen dedikleri bantlar var. Orada biraz mesafeyi korumak zor oluyor. Dolayısıyla inşallah orada da işte haber gelecek. Büyük ihtimal ayın 20'sinde başlayacaklarını söylüyorlar veya haftaya başlayacaklarını söylüyorlar ama net olarak daha henüz bir bilgi gelmedi. Bunu da burada aktarayım, söylemek isterim. Evet, şöyle bakalım. Evet arkadaşlar,
Yorumlarınızı geçiyorum. Evet dostlar, bugün 17 Nisan 2020 günlerden Cuma, tekrar bütün herkesin Cuma'sı mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Malum cumalarımızı artık camilerde değil, evde yad ediyoruz. Öğlen namazını kılarak inşallah gelecek günlerde yeni tekrar camilerimizde ibadetimizi yapacağız. Bundan umudumuz var. İnşallah öyle de olur. Evet, şöyle bir güncelleyelim. Şöyle bir güncelleyelim, sonra da bakacağız yorumlarınıza inşallah. Evet, yorumlarınıza bakıyorum arkadaşlar. Ahmet Koçyiğit selam, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Kenan Akış selam, hayırlı sağlıklı yayınlar, hoş geldiniz demiş. Ve aleyküm selam. Bu şekilde evlerinize, tabletlerinize, ekranlarınıza, bilgisayarınıza misafir oluyorsak ne mutlu bize. Ayhan Gülsen selam, hayırlı yayınlar demiş. Sağ olasın kardeşim. Yasin Hasan merhaba beyefendi. Çalışanlara özel prim ödeneceğini söyleniyor. Ne derece doğru? Çalışanlara şöyle, çalıştıysanız hiç somaj, iş yeriniz size ekonomik veya başka türlü somaj vermediyse alamıyorsunuz. Ama bu Covid-19'dan dolayı gelir kaybına uğradıysanız somaj dolayısıyla orada primler verecek. Bunu da sendikalar direktmen size bildirecek veya kendiniz başvuracaksınız. Bunu daha önce de söylemiştim. Evet, nerede kalmıştık? Evet, burada. Hilmi Şaiba sürücü kursları iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Aydın Kapak selam demiş. Aleyküm selam. Adem Taşlıtel'e hayırlı akşamlar abi demiş. Sağ olasın Adem kardeşim. Polat Kaz hayırlı cumalar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşim, sana da. Necdet Tuğrul Ahmet selam, hayırlı yayınlar demiş. Aleyküm selam. Nazlı Nazlı, Nazlı Nazlı, Nazlı bitmeyecek ya, bu ne demiş. Sabredeceğiz, bu iş sabır, başka bir çaremiz yok. Şu anda tek silahımız evde kalmak. Onu da elimize geldik yapalım arkadaşlar. Mustafa Özen hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Selam olsun cümlenize. Aleyküm selam kardeşim. İlya Blagov daha fazlasını gör demiş. Ama o fazlasını görmek için basmak, tıklamak lazım. Evet, o fazlayı görmek istemiyorum çünkü kodlar var. Rahmetullah Demir iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. İbrahim Erdönmez selam, hayırlı yayınlar. Araç teknik kontrolü açılacak mı? Evet, o da şu anda, işte dün sormuştun İbo. Şu anda açılmayacağını söyledi ama ayın 20'sinden sonra, 20'sinden sonra bu tekrar gözden geçirileceğine dair bugün ben sordum. Özellikle Sabat dedikleri o şirket 20'sinden sonra tekrar gözden geçirileceğini söylediler. Evet, Murat Görücü selam dayı, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler yeğenim. Elmas Yavuzey Allah'ım sen yetiş demiş. Evet, her şey Allah'a kaldı maalesef. Selam, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Allah en büyüktür. Ol derse olur, olmaz derse olmaz. Bunu sakın unutmayın. O yüzden duamızı eksik etmeyelim arkadaşlar. Güner Fevzi, ilaç yakında gelmez ya. Yok yani şu anda buldum dedikleri dair, aha geleyim dese 8-9 ay geçer en az. En az. Gökhan Bilgehan 6 ay ertelendiler. Haberiniz olsun. Neyi 6 ay ertelediler? Bilmiyorum onu da. Mustafa Özen, şu an dünyada vaka sayısı 2 milyon çoktan geçti. Ölü sayısı 150'ye geçti. Evet, aynen öyle kardeşim. Ahmet Koççi sesi demiş. Teşekkür ediyoruz Ahmet kardeşim. Yakup Malçıkan ses görüntü süper demiş. Teşekkürler, vallahi bayağı uğraştım bugün. Murat Görücü ses iyi dayı demiş. Sağ olasınız. Allah rahmet eylesin demiş. Şevok Şuki. Osman Elmas, Belçika'da virüs inişi yok mu demiş. Vallahi virüs iniş diye derken şöyle, hastane girişlerde bayağı bir azaldı. Azaldıydı ama şimdi geri hortladı. Dolayısıyla o çok güzel günler geçirdik ya. Orada bence ikinci dalga geldiğini korkuyorum. Hakkınızı helal edin. Evet. İbrahim Erdoğan süper demiş. Sağ olasın. Songül Esen Emre Ekici bugün çok iyi yayın demiş. Teşekkürler kardeşim. Vallahi bugün bayağı bir uğraştık. Biliyorsunuz gündüzden bayağı bir test yaptık. Yayın güzel olsun diye. Amacımız da oydu. Cengiz Kurt hayırlı yayınları. Osman Mustafa Anıl ses ve görüntü iyi demiş. Sağ olun arkadaşlar. Filiz Bayram bence sadece hasta olana olacak demiş.
Keziban Bozkurt, iyi akşamlar. Bilgilendiren için çok teşekkür ederim. Paylaştım demiş. Teşekkürler. Az sonra doktorumuz Hatice Buruklar alacağız. Yayınımızın akabinde de inşallah hocamız Hakan Karadağ'la da kapatacağız. Cuma duamızla birlikte inşallah. Evet. Evet, Muhtar Kadar selam, hayırlı yayınlar Emoğlu demiş. Teşekkürler Aşkın Alcı, hayırlı yayınlar dayı demiş. Ve aleyküm selam, sağ olasın. Kenan Kasım selam, iyi yayınlar, sizleri takip ediyoruz demiş. Allah razı olsun. Çok çok teşekkürler. Mehmet Gürbüz hayırlı yayınlar demiş. Sağ olasın Mehmet kardeş. Ramazanlarla hayırlı yayınlar Necdet abi, hayırlı cumalar demiş. Ve aleyküm selam Ramazan abi, sana da hayırlı cumalar. Mustafa Özen, insanlar bu kafayla giderse virüsten düşme asla olmaz. Herkes görevini yaparsa çok sağlıklı olur demiş. Aynen katılıyorum. Yakup Malçıkan, Polat Kar sağ olsun. Paylaşım yapa yapa kablocuları ayaklandırdı demiş. Evet, herkesin bir derdi var. Aynen öyle. Hacı İzci selam. Terte'den değerlisiniz. Vallahi helal olsun demiş. Terte'den. Gerçekten değerlisiniz anlamına geliyor herhalde. Teşekkür ediyorum Hacı İzci. Siz de değerlisiniz kardeşim. Serdar Dağdelen, hayırlı yayınlar abi. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Murat Görücü, Zahide Kepenekli, öbür bütün katılanlar, onları okumayacağım. Osman Alışlı, merhaba Osman abi, Mehmet Nallı, Muhammed Gökmeş'e hepiniz yayına hoş geldiniz. Yayınımızı paylaşalım. Yeni katılanlar için yayınımızı paylaşalım. Az sonra doktor Anvers Hastanesi doktorumuz Hatice Buruklar'ı alacağız yayınımıza. Son bulunan, Türkiye'de bulunan ilaç hakkında konuşacağız ve dünyada birkaç ülkede bulunan ilaçlar hakkında konuşacağız. Ne anlama geliyor? Bize inşallah anlatacaklar. Evet. Erol Kepesiz, Kepesiz. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar abi. Bu kabloda mesafe koruyarak nasıl çalışacak ki? Ya şimdi kabloda 3 metre, 4 metre mesafede çalışabilirsiniz arkadaşlar. Sanıyorum en azından. Öyle olduğunu sanıyorum. Arda Baran, evet arkadaşlar, hayat paylaşınca güzel paylaşalım demiş. Çok çok teşekkürler kardeşim. Saha Nur Nur, selam, hayırlı yayınlar ve hayırlı akşamlar, kolay gelsin demiş. Ve aleyküm selam, size de kolay gelsin. Fahri Öksüz, selam abi, kolay gelsin demiş. Ve aleyküm selam kardeşim. Musa Akbay'a selam, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Sağ ol Musa. İbrahim Evde, teşekkür ederim komşum demiş. İbo, öyle inşallah 20'sinden sonra daha fazla bilgi alacağız. Zübeyde Atalay, okullar açılmaz inşallah demiş. Okullar şu anda açılacağı görülmüyor arkadaşlar. Hüseyin Kurtoğlu, selam Necdet, hayırlı yayınlar. Değerli arkadaş, Aktif TV haberlerde kalın ve sağlıklı kalın. Hepinize saygılar demiş. Ve aleyküm selam, teşekkürler Hüseyin kardeşim. Aktif TV ne coşku, harika. Orada kaldığınız müddetçe virüs devamlı güzel geçiyor arkadaşlar. Ender Kefes, yayın süper demiş. Teşekkürler Ender. Valla bugün bayağı uğraştım. Yalçın Naci Gülseren, iyi yayınlar Necdet abi, teşekkür ediyoruz. Ceyhan Karar, selam, ses, görüntü, kalitesi harika, hayırlı cumalar demiş. Ve aleyküm selam. İşte bu, gerçekten bunları da istedim, buydu. Güzel bir kaliteli program olsun. Bugün de bayağı 3-4 defa test yaptıktan sonra bu kaliteyi yakaladık inşallah. Polat Kas, Neco abi, kabloda Eandis ve Sibelga'dan aldığım mail paylaşın yanlış anlaşıldı demiş. Paylaşım yanlış anlaşıldı. Evet. O mailleri tabii ki sizler arıyorsunuz kablocular olarak. Yaşar Atabey, Adil, Bülent Diren, selam abi, hayırlı yayınlar, teşekkürler, hayırlı cumalar demiş. Hacı İlçi, selam kardeşim, doktora sorar mısınız? Bence bu biraz sonra soracağım. Bilos Köse, üniversitedeler herhalde açılmayacak. Sadece 6 ay içinde, 6. ay içinde 14 Flandern Expo'du. Evet. O sınavlar için Flander Expo'da, fuar merkezinde sınavlar yapılacak üniversite ve yüksek okullar büyük ihtimalle. Yaşar Atıra Bey, hayırlı cumalar. İzzet Erdem, selam, hayırlı cumalar demiş. Mustafa Şahin, hayırlı yayınlar. Necdet, izine gitmek de bir bilgim var mı? İzin işi, unutalım o izin için arkadaşlar. Hüseyin Nalı, abi kahveyi öyle bir içiyorsun ki sanki Piribey'le çay bahçesinde gibi içiyorsun. Valla ne yapayım ya? Ağzım yüzüm kuruyor konuşacağım diye, kusura bakmayın. Bak yine içtim. Evet arkadaşlar, hemen şöyle bir güncelleyelim. Hemen onun sonra da
doktorumuz alacak Hatice Buruklar, Anvers Hastanesi uzman doktorlarımızdan Hatice Buruklar'ı yayın alacağız. Bu arada şöyle doktorumuza soracağınız soruları lütfen şimdiden yazın. Evet. Neredeydi? Doktora bir soru vardı burada. Evet. Evet, doktorumuzu arıyoruz. Alo. Hatice Hanım, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Hoş buldum. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Yani sizler de yoğunsunuz, böyle arada sizleri arayıp rahatsız ediyoruz. Bugünlerde de ihtiyaç, çünkü bir sürü kirli bilgi kirliliği var. En güzel sizin gibi uzman doktorlarımızı arayıp bilgileri sizden almak elbette. Öncelikle şunu sormak isterim. Siz en son yayına katıldığınızda zirveyi yakında göreceğiz demiştiniz. Zirveyi gördük mü? Nasıl anlamadım? En son yayında konuştuğumuzda bu hafta sonu zirveyi göreceğiz, piki göreceğiz dediniz. Şu anda zirveyi görüyoruz mu, gördük mü? Gördük. Şimdi şöyle, herkes için yoğun bir hafta geçti, o doğru. Her gün yeni çıkan haberlerle insanların kafası karışıyor, heyecanlanıyorlar, tekrar ümit kaybediyorlar. Tekrardan bir beyinlerinde bir proses başlıyor. Şöyle, Belçika'yı değerlendirirsek ikinci ayın dördünden bu yana, üçüncü ayın başında yeni vakalarla, ikinci ayın dördünü biz şöyle demiştik, 700-800 yoğun bakım hastası olur, aşağı yukarı yaşlıları öldüren bir grip olur diye tahmin ederken, üçüncü ayda aslında üçüncü ayın ortasında ciddi bir tabloyla karşılaştık ve bunun da belli bir zirveye ulaşacağına inandı virologlar, epidemiologlar diye her salgının aynen uçak gibi sıfırdan kalkar yukarıya doğru belli bir pozisyona gelip orada plafon olur. Ondan sonra inişe geçer. Zirveyi gördük. Evet, geçen hafta gördük ve inişteyiz şu an, iyi ki. Yalnız yoğun bakım üniteleri hala 1200'lerde, 1100 civarlarında satüre. Hani satüre derken %54 bir okupasyon var ama yine de o sayı ciddi anlamda inmiyor. Yoğun bakım ünitelerini hala hızlı bir şekilde boşaltamıyoruz. O yüzden zaten bunu çarşamba günü de bilim kurulundan çıkan rapor uzatacağız. Umarım yoğun bakım yataklarını yavaş yavaş boşaltacağız. Hastaneye alımlar yavaş yavaş düşecek, çıkanlar yavaş yavaş yükselecek. Evet, iyi bir yoldayız, inişteyiz. İnişteyiz şu anda. Yeni vaka konusunda mı, hastaneye girişler mi inişte? Yeni vakalar değil de hastaneye girişler mi inişte? Evet, aynen o şekilde. Ha, şöyle bir şey, tabii huzur evleri ayrı bir mesele. Orada hala yükselen bir rakam var. Onlar da yani şöyle zaten ilk günler gibi çok fazla olmuyor. Çok fazla ölüm vakası var huzur evlerinde. Ama genel olarak hastanedeki hastaları göz önünde bulundurursak her şekilde zirveyi gördük, ineceğiz. Hatta bir şu Paskalya hafta sonuyla beraber çok dışarıda bulunan vatandaşlar vardı. Orada bir korku yaşanıyordu. Aman Tanrım, tamamen lockdown mı yapılsa? Çünkü bir daha bir zirve beklemek zorundayız o zaman. Ne kadar çok kişi birbiriyle kontak haline girirse tam bu çıkış zamanında veya plato zamanında, ondan sonra tekrar bir yükseliş olacak. Hem kontamine olan hastalarda hem de daha sonra 2 hafta sonra da ölüm sayısına yansıyacak bu durum. Evet. Çünkü Hatice Hanım, şu anda ölenlerin yani üçte ikisi, aşağı yukarı üçte ikisi huzur evlerinde, yurtlarda geliyor. Maalesef. Çünkü orada şu anda yaşlılar yurdundaki ölüm %50'lerin üzerinde, yarı yarıya Covid-19 vakası olduğunu söyleniyor. Aynı zamanda biraz da bunlar böyle sanki ya işte ya iyileşir ya ölür kalır mantığı mı oluştu orada? Bunlar da sanki ne dediniz? Bunlar da sanki Sanki böyle kaderlerine terk edilmiş gibi algılıyorum ben.
Şöyle bu problemin başında Mart'ın başında hepimiz aşağı yukarı veya Şubat başı hepimiz aşağı yukarı yaşlılara çok zarar vereceğini biliyorduk. İtalya'dan gelenleri hemen izole etmek ve onları toplumdan uzaklaştırmak tabii iyi bir hareket olacaktı. Ondan sonra da yaşlıları daha etkileyici hani bildiğiniz için orada çalışan temizlikçi, yemek, aşçı, hemşireler, tedavi ilgilenen ekstra paramediker kişiler de maske verilecekti, eldiven verilecekti, koruma olacaktı. Çünkü bir de hala aileler de geldi ziyarete devam ettiler. Biraz orada bir nasıl diyeyim, materyal eksikliği, hemen birden reaksiyon gösterilmedi. Tabii yaşlılar birden enfekte oldu ve bu birinci durum. Materyal eksikliğinden dışarıdan gelen kontaminasyon çok yüksek oldu. Ha, durdurduk. Ama ikinci başka problem de yaşlılar normalde immün sistemleri zayıf, fazla da birbirlerine geçirmez diye düşünülüyordu virologlar arasında. Çünkü hani çok fazla cevap vermezsiniz immün sisteminiz çok yüksek değilse. Tam aksine aslında yaşlılar arasında da kontamin bulaşıcılık olasılığı çok çok fazla olduğu tespit edildi. Yani zamanla öğreniyoruz biz de virüsün kim olduğunu, nasıl bizde etki bıraktığını. Bu bir ay içerisinde oldu ve tamam trajik bir tabloyla karşılaştık. Kadercilik falan aslında değil. Onlar bilincindeler. Mesela 90 yaşındasınız. Bilinciniz yerinde değil. 20 çeşit ilaç alıyorsunuz. Onun yoğun bakıma gelip de 4 hafta ağır bir yoğun bakım sürecini atlatıp da topluma karışacağı olasılığı çok düşük biliyoruz. Ya maalesef yaşlı kısım kadercilik değil, ölüme terk edilmiş değil. Ama bu durumdan çok fazla etkilenen kısım, bu bilindiği gibi gerçekleşti. Bu bütün Avrupa'da böyle, Evet. Amerika'da, Çin'de öyle oldu. Maalesef öyle. Evet, şimdi Hatice Hanım, şu anda benim tahminimle yani bir haftada şöyle gözlemliyorum. Aşağı yukarı 12-14 ülkede biz aşıyı bulduk diye haberler geliyor. En son işte Johnson & Johnson şirketi aşının üzerine yoğun bir çalışma yaptığını açıkladı. Bulduk aşıyı ama şu anda çalışma yapıyoruz dendi. Ve dün de Doktor Ovalı Türkiye'den ben aşıyı buldum. Normalde 23 Nisan'da ismini verecektim ama baktım insanların sağlığı daha önemli. Biz aşının üzerinde denemeye başlayacağız dedi. Şimdi bu hangisine inanalım hakikaten? Çünkü Gent Üniversitesi'nde bir aşı üzerine çalışılıyor. Brüksel'de çalışılıyor. Almanya'da 3 yerde çalışıyor. Fransa buldum dedi. Amerika'da 2-3 tane şirket var buldum dedi. Hangisine inanalım? Kafamız karıştı bu arada. Hangisine inanalım? Daha önceki yayında size bahsetmiştim. Hani bizim klinik çalışmalarımız vardı. Virüsün vitesini hafifletebilecek birkaç molekül biliyoruz. Bunu Trump'ta hani bu arada herkese bağıra çağıra hidroksiklorokin kullanın, azitromisin kullanın gibi, remdesivir gibi kelimeleri sarf etti. Herkes bunları duydu. Saklı gizli bir şey değil. Doğru, hastanelerde bunlar kullanılıyor. Deneniliyor. Çünkü laboratuvar ortamında daha önceden biliniyor ki bu virüsün vitesini hafifletecek. Dolayısıyla çok mantıklı, hastalarımızda deneyelim. Yan etkisi o kadar çok fazla yoksa. Bunlar üzerinde klinik araştırmalar her hastanede başlatıldı. Acaba bizim bu ilacı verdiğimiz grupta cevap ne olacak? Maalesef bunların sonuçları henüz gelmedi. Çünkü tam ortası gibi bekliyorduk. Daha biraz yavaşlama var. Fakat bilirken remdesivirin çok etkili olduğu söyleniliyor. Arkadaşlarımdan duyduğuma göre. Ebola'da kullanılmıştı. Ama ne kadar etkili onu hiçbir şekilde bilemiyoruz. Virüs öldüren bir şey değil. Yani Türkiye'deki doktorun da işte dornasal alfa üzerinde bir klinik test yapılması çağrısı bu şu anlamına gelmiyor. Bu ilaç genelde hastalarda virüsü öldürüyor. Çözüm bu. Hayır, bu değil.
bizim şu an denediğimiz ilaçlar gibi bu ilacın da denenmesini istiyor klinik açısından insanlar üzerinde. Bu zaten başka bir vakada kullanılmış, tanınmış bir ilaç. Yani şu anda o Türkiye'deki doktorun ilacı Belçika'da bizler tarafından biliniyor mu? Efendim? Yani şu anda o Türkiye'de Doktor Ovalı'nın ben buldum ilacı dediği ilaç bilindik bir ilaç mı? Belçika'da bilindik bir ilaç mı? Bu Türkiye'deki doktorun bahsettiği ilaçtan mı Evet. bahsediyorsunuz? Tabii ki. Mukoviszidozda kullanılan bir ilaç Yani olarak yeni bir ilaç biliniyor. değil o zaman. Nasıl? Yeni bir ilaç değil. Yok yok canım, hayır. Diğer ilaçlar da öyle. Mesela hidroksiklorokin sıkmada kullanıldı. Laboratuvar ortamında bu virüste de etkili olduğu tespit edildi. Ama insana ne cevap veriyor? Bilmiyoruz henüz. Veriyoruz hastalara çünkü elimizde sadece bu var. En azından yavaşlatabilecek tek etken. Eğer remdesivir Ebola'da da kullanıldı bir antiviral bir şey. Bunu da biliyoruz in vitro yani laboratuvar ortamında virüsü yavaşlattığını bunu da veriyoruz. Ama mesela doğru nazal üzerinde herhangi bir araştırma yok. Laboratuvar ortamında onun etkili olabileceğini söyledi doktor. Bunun üzerinde hastalara lütfen deneyelim dedi. Ama hani toplumda bir yüksek bir heyecan yaratıyor. Ha, bu ilaç bulundu diye. Yok. Mevcut ilaç zaten klinik ortamda denenmesine davetiye istiyor. %100 bir tedavi değil. Ha, bu böyle. Şimdi aşı kısmına gelirsek, evet aşı kısmında ciddi bir ilerleme olması gerekiyor. Herkes araştırıyor ama büyük bir firma Johnson & Johnson, Janssen Pharmaceutica'yla iyi ilerliyor. Umarım 9. ayda ciddi bir sonuç alacaklar ve 2021'in başında da dağıtıma başlayabilirler. Asıl bu yani virüse karşı asıl etkili olacak şey bu olacak tabii ki. O zaman yani çünkü bak haber okuyorum aynen dünkü paylaştığı haberde doktorun kendi paylaştığı koronavirüsü aşısını geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvara kendini kapatmış bu doktor. Profesör Doktor Encümen Ovalı Türkiye'de heyecanlandıran bir paylaşım yapıyor. Profesör Doktor Encümen Ovalı sosyal medya üzerinde bir aydır laboratuvarda çalıştığım bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktım. Ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilirim demiş. Yani yeni ilaç gibi bahsediyor. Oysa siz diyorsunuz ki bu ilaç yeni değil, bilindik bir ilaç. Evet, işte orada bir şey var, sıkıntı var. Hani diğer dediğim gibi diğer klinik aşamada olan mevcut ilaçlar gibi bir ilaç onun etkili olabileceğini düşünüyor ama hani öyle sıfırdan buldukları bir ilaç değil tabii ki. Kesinlikle değil. Nereden fiyatı mesela belli olacak? Hatta fiyat bile belirtmişler haberde. Yani çok Anladım. fazla heyecan verici ya. Ben de çok fazla heyecan yaratmadığı kesin. Anladım. Anladım. Yeni bir ilaç değil o zaman. Hiç o zaman heveslenmeyelim fazla. Ama Hayır, hayır. Johnson Johnson şirketi bu ilaç yeni mi? O da mı bilindik ilaç? Bu aşı işte, bu virüsün bilgilerini toparlayıp ona karşı bir araç üretiyorlar. O yeni işte. Bu gerçekten yeni olan bir şey. Tamam. Şöyle bir şey, zaten bu şirket çok tanınmış bir şirket. Ebola için virüste de çok katılımlar oldu. SARS virüsünü çok çok iyi tanıyorlar, bu aşıyı yapanlar. Dolayısıyla evet, oradaki gerçek bir şey. O yüzden ya yeni bir şey, gerçek biraz yanlış kelime oldu pardon. Yeni bir şey ve o yüzden hayvanlarda ilk önce deneniliyor. Yan etkileri nelerdir tespit ediliyor, ondan sonra insanlara gelinecek. Tamam. Daha çok bilgili oldu şu anda. Çünkü yeni bir ilaç olmadığını sadece var olan ilacın üzerine çalışılıyor. Bunu anladım ben. Kesinlikle. Ya psikolojik olarak da ben şunu fark ediyorum. Gelen tepkilerden mesela bu açıklamada olsun, başka koronavirüs sürecinde olsun. İnsanlar hani kaç vaka öldü? Neresindeyiz? Zirvede miyiz? İndik mi? Çıkıyor muyuz? Şöyle bir şey var aslında. Koronavirüs, bu COVID-19 salgını bir ciddi bir salgın. Dünyayı afekte eden ciddi bir salgın. Ve bununla biz yaşamayı öğreneceğiz. Birinci etapta psikolojik olarak kabul etmemiz gerekiyor. Bu bizim hayatımızı bir şekilde değiştirecek. Sosyal mesafeyle yaşamayı öğreneceğiz.
Ellerimizi paranoyak bir şekilde temiz tutmayı öğreneceğiz. Maske takmayı öğreneceğiz. Bu, hani Asya'da çok yaygın bir şey. Çünkü onlar salgınları daha iyi tanıyor bizden. Bizde yeni bir durum. Her yeni haberde o kadar çok heyecan yapacak bir durum olmadığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü viral bir salgında tek çözebilen bir şey aşı. Onda da 18 ay sürüyor normalde bir aşıyı bulmak, yan etkisiz piyasaya sürmek, bunun piyasaya sürmesi, fabrikasyonu yeterli sayıda dünyaya dağılmak. Fakat burada neden biraz erken? Çünkü koronavirüs SARS 2003'ten çok iyi tanıyor bu şirket. Çok büyük bir Amerikan şirketi. Bu konuda hızlı ilerleme kaydettiğini söylüyor. Sadece yaşayıp göreceğiz. Umarım 9. ayda bitirirler ve 1. ayda dağıtıma başlarlar. Tek farkı bu yaratacak. Ha, şöyle bir şey. Bu virüs sezonluyer bir şey olduğu için artık gündemimizde kalacak. Mesela koronavirüsün 4 başka ayrı sınıfı var. Her sezon geliyor bize. Fazla zarar vermeden enfekte ediyor, biraz grip yapıyor, çekip gidiyor. Bu virüs bir daha sene yine karşımızda olacak. Yani bu salgını atlattık, geçti gitti diye bir durum yok. Bu sezonda mesela hasta olup da iyileşenler 2-3 ay sonra bilmiyorum tekrar virüsle karşılaştıklarında mesela sezona bağlı olduğu için tekrar olmaz diyenler var. Bilmiyoruz kaç ay bu koruyacak bizi birinci enfeksiyon diyenler var. Muhtemelen ta antikor üretemiyoruz buna karşı çünkü antikor üretimi stabil bir seviyede olmadığı söyleniliyor ve tekrar enfekte olabileceğimiz söyleniliyor. Yani çok tanıdığımız bir virüs değil. Buna karşı yeni bir ilaç yok. Mevcut ilaçların klinik testleri var. Hangisi hangisinden biraz daha fazla etki yapar acaba şu aşıya kadar bu hastalık dönemi biraz hafifletebiliriz diye aslında herkesin çabası. Başka bir şey değil. Anladım. Bir vatandaşımız sormuş. Ya diyor, bence diyor sadece bir fikir veriyorum diyor. Bu virüs diyor Çin'de var iken Avrupa'da da vardı ama dedi. Vardı ama bunu açıklamak istemediler. Çünkü Avrupa'dan Çin'den sonra merkez şu anda Avrupa. Çin'i katladı. Çin'i biz 3'e katladık. Yani 2 milyon vakanın 1 milyonu Avrupa'da. Yani bu kadar Çin'den Şöyle. buraya nasıl yayıldı? Bence vardı da gizlendi deniyor. Şöyle, Çin'de Wuhan bu problemin çıktığı şehir aşağı yukarı Belçika gibi 11 milyon. Orada 3.900 falan öldü denildi. Dün yeni bir haber çıktı. Tekrar bir saydık 1.200 daha artı başka vaka olabilir denildi diyorlar. Tekrardan yükseltiyorlar sayıyı. Baktılar dünyada uçup gidiyor. He, çok mu fazla gizledi? Kusura bakmayın ama Çin biraz çok olayı biraz perde arkası bıraktı. Kalleş mi Dünya oynuyor? Sağlık Örgütü Çin'in etkisinde olarak da dünyaya geliyor bir salgın biraz gecikti ve bunu tanıyor ve bundan dolayı ders çıkaracaklarını, ileride ders çıkaracaklarını söylüyorlar. Diğer hani doğru biraz yavaş algılama oldu dünya çapında. Mesela Trump ne dedi? Ben Dünya Sağlık Örgütü'nün %15 fonuna geliyorum. Bunu kestim. Çin'e gününü göstereceğim. Bakın neler oldu falan diye. Hani birilerine parmakla göstermek daha sonra yapacağımız bir iş. Gerçekten bu mesela Çin'de 9. ayda çıktığı söyleniyor. 11. ayda değil. Ama Çin bunu bir salgın olarak sadece 1. ayın 22'sinde duyurdu dünyaya. Evet. 9. aydan 1. aya kadar çok süre var. Veya 11. aydan 1. aya çok süre var. Onlar da kendilerini haklı olarak şöyle diyorlar. Tanımadık bir şeydi. Daha biz algılayamadık falan. Şimdi bazı şeyler dönmüş. Bilmiyoruz. Daha sonradan haberimiz oldu ve biz kendi açımızdan Belçika'ya giren vakaları daha temiz izole etseydik diye herkes yakınıyor ama hani bunlar çok geç. Mesela yine yaşlılar için keşke bir daha erkenden personeli uyarsaydık eldiven, maske konusunda. Ama yine aynı şekilde herkes aynı konudan yakınıyor. Test yapacak malzememiz eldiven hani problem değil. Maskelerimiz yeterli yok çünkü bütün dünya bunu istiyor. Evet. Bütün dünya aynı problemle savaşıyor. Hangi ülke çok net bir şekilde bunu ele alabiliyor? Virüs çok bulaşıcı.
ve çok ciddi hasarlar veriyor. Bunu gördük. Evet. Ve bundan korktuk. O yüzden zaten insanlarımız evlerini, o yüzden zaten bu kadar drastik kararlar alınıyor. Evet. Yıldız gitti. Yıldız Hanım şunu soruyor. Ya diyor acaba çünkü yaşlılar pahalıya mal oluyordu Belçika'ya. Huzur evlerine ondan mı ilgi gösterin diyor. Doğru, yaşlara pansiyon, devlet bütçesi 75 üzeri yaşların pansiyonu büyük bir bütçe. Evet. Doğru, yaşlar, ama yaşlar bu devletin oluşumunda, çocukların, torunların oluşumunda çok önemli bir rol oynayan etkenler. Yani onlar göz ardı edildi, imajından ziyade maalesef onların daha çok hastalığı var, daha çok handikapları var ve onlara yardım etmek daha çok zor. Bunu hani tıpta mesela benim hayalim insanların hayatını kurtarmak için tıp yaptık biz genel olarak. İnsanlara yardım edebilmek hayalim. Akşam saat 10'da eve gelmem hiçbir şey fark etmiyor. Eğer hastaya çok faydalı olacaksam ekstra mesailer, ekstra nöbetler, hafta sonları biz hiçbir şekilde yardımdan ve insanları kurtarmaktan kaçınmıyoruz. Çünkü sadece hayalimiz ve çok istediğimiz bir şey. Ama sınırlanıyorsunuz. Evet. Yani güçsüz kalıyorsunuz bir şekilde. Biliyorsunuz ki 90 yaşındaki bir hastayı yoğun bakıma getirip respiratörü bağlayıp ilaçlar verip kurtarmaya çalıştığınızda aslında bir nevi orada ona eziyet de yapmış oluyorsunuz ki sonucunda belki hiçbir şey elde etmeyeceksiniz. Evet. Evet, Ya yani Yıldız. bilinçli bir katliam değil yani. Bu yaşları çok fazla Bir etkiliyor nevi de ve çaresizlik gibi. kurtarılamıyorlar. Çaresizlik bence de biraz da. Çünkü yani belli bir zaman sonra tercih yapmak zorundasın açıkçası. Ya şöyle bahsetmiştim, hatırlıyor musunuz? Seçimler çok can sıkıcı doktorlar için. Evet. Çünkü kim daha uzun yaşayacak veya kimin şansı var tedaviye onu bir doktor belirliyor. Ama hani kendi başına değil, her şeyin bir kuralı var, prosedürü var. Bazen yaşa da bakmıyor. Hani nörolojik olarak genç birisi kurtarılamayacaksa o zaman yaşlı birisine şans veriyor falan. Yani bu çok büyük bir korkuydu. Hastanelerimiz satırı olursa yeni gelen hastaları nasıl alacağız diye bir korkuydu. Ya öyle bir satürasyon söz konusu değil. Yaşlılara tedavi sunabiliyor muyuz? Gençlere de sunamıyoruz. Bekliyoruz insanların kendi akıllarını kullanarak, sağduyularını kullanarak enfekte olmamalarını ümit ediyoruz. Çünkü İnşallah. doktor arkadaşlarımız da enfekte olan ve onları da tedavi edemiyoruz. Evet, aynen. Evet, soruyu Yıldız Cengiz Han sormuşmuş. Ali Karşıkaya soruyor. Bu virüsün genel belirtilerini bir kez daha hatırlatır mı? Yeni belirtiler var mı diyor. Hastalarda mesela Çin şöyle dedi bize. Ha hay Allah, ya bizde bu koku alma problemi, tat alma problemi yoktu. Bu virüs şekil mi değiştirdi? Ya başka bir toplumda başka bir etki mi veriyor dedi. Türkiye'den tanıdığım arkadaşlar da şey dediler. Ha sizde var mıydı böyle felç vakaları, beyinde tromboz vakaları falan? Aslında çok ön plana çıkan bir şey değil. Türkiye'de mesela onu çok fazla görüyorlar. O kadar da çok şekil değiştirmiş değil, form değiştirmiş değil. Özellikle oksijen eksikliği kanda, kuru öksürük, ateş, bunlar daha çok belirgin şeyler yani. Hep Evet. aynı şeylere yol açıyor. Gençlerde mesela daha çok kalp problemlerinde ölenler vardı. Bu da hala biliniyor ve herkes tarafından kabul ediliyor. Evet. Döne yapı soruyor. Akciğer sarkoidozu nefes almak zorluğu çekiyorum diyor. Ve bugün tansiyonum 16'ya 3 çıktı. Ev doktorunu aradım, parasetamol verdi diyor. Tansiyon 16'ya çıkmış ve Evet. nefes almakta sorun yaşıyor. Hareket Aynen. ederken mi, oturduğu halde mi? Vallahi onu tabii yazdıysa onu bilmiyoruz. Yani sarkozya, akciğer sarkozuymuş. Hastalığı. Akciğer neymiş? Sarkozu. Sarkoidoz. Ha, He. evet anladım. Nefes almakta sıkıntı Evet. çekiyorum diyor. Bugün de tansiyonum 16'ya 3 çıktı diyor.
Ev doktorunu aramış, parasetamol al onu kullan demiş. Ya şöyle evdeki tabii ki terapi yok evde bizde Belçika'da parasetamol veriyoruz. Ev doktoru onu tabii daha iyi tanıyor. Neden evde kalmasını gerektiğini tercih ettiyse ona karşı söyleyecek hiçbir şey yok. Fakat hasta gerçekten nefes almakta problem çekiyorsa ev doktoru yok evinde kal dediyse bile acile gitmek zorundadır. Evet. Yani Ben zarar illaki bir olasıya kadar beklememesi gerekiyor tabii ki tabii ki. bence de, bence de. Ama Evet, mesela benim bir arkadaşımın annesi var. Bundan bir ay önce, o kendisi de doktor. Kadın 50-60 yaşlarında. Bundan bir ay önce iki tane hasta, COVID hastayı tedavi etmiş. Liège bölgesinde. İlk hasta böyle biraz kızgınlık vücutta. Başlamış bir belli bir dafalgan almaya, azitromisin almış ayrıyetten. Ondan sonra 10 gün sonra kendini halsiz hissetmeye başlamış. Hastaneye gitmiş, orada oksijen seviyesi normal, tekrar eve yollamışlar. Şimdi bir ay sonra hala geçmiyor. Skaner yapıldı dün ve zatüre, tipik COVID'de bulduğumuz akciğerlerde lezyonlar var. Ama şöyle hareket ederken sadece biraz nefes darlığıyla normal şekilde nefes verebildiği için eve gönderildi. evet. Bir ay sürüyor bazen insanlarda tedavi etmek de o kadar gerçekten illet gibi bir şey. Bazen gerçekten çok zaman alıyor. Bir aydır bayan inişli çıkışlı çekiyor. Yani yapacak bazen bir şey yok. Tedavi yok. Denenmiş tedavilerde uygulandı da fazla hastanede yalnız başına kalmak istemedi. Kendisi bilinçli olarak evine geldi. Evet. Biz sorular geliyor. Zamanınız var, değil mi? Nuray Var, buyurun. Varlı diyor, bu denilen ilaç diyor, genelde yaşlılarda romatizma ve sıtmadan kullanılan bir ilaç. Duyulduğu andan itibaren Türkiye'de eczanelerde toplatıldı. Denilen inanç yaşlılarda mı denilebiliyor Yaş diyor, yok, anlamıyorum. bu diyor Türkiye'de bulunan ilaç diyor. Türkiye'de de genelde diyor yaşlılarda romatizma ve sıtmada kullanılan bir ilaçtı diyor. Bu duyulduktan sonra Evet. bütün eczanede toplatıldı, şu anda yok o ilaç diyor. Bizde de öyle. Belçika'da toplatıldı. Evet. Demek ki Sadece hastane ortamında kullanmak için, çünkü sonuçta kalp problemleri yaratan bir ilaç da dikkatli doktor gözetimi altında verilmesi gerekiyor. Şimdi bunu herkes ulu arka söylüyor, işe yarıyor diyorsa, romatizma hastalarında, lüpus hastalarında kullanılan bir ilaç. Herkes eczanede hani stok yapılmış Türkiye'de, burada da şirket üretiyordu. Onlar da stok bitti denildi. Sonra tekrar sipariş edildi. Hastaneler kullanması amaçlı. Biz artık o ilacı yazamıyoruz. Hani herhangi bir doktor bize kağıt verse, plakemi gidip sınavın dese alamazsınız. Evet, hastane kullanımı için toplatıldı. evet, devam ediyoruz. Bu Türk doktorun ilacının bir bilindik ilaç olduğu belli. Evet, belliymiş. O bilindik bir ilaç. Onu anladık. Bayram Sağlam, doktor hanıma sorar mısınız abi? Zaten ölenlerin %99'un Belçika'da hep yaşlı insanlar. Hastaneye gidenlerin hepsi yaşlı insanlar. Ondan dolayı vakalar düştü. 5.000 kişi öldü. Az mı demiş? Çok az mı bu? Yani Türk... Şu 5.000 kişi az değil tabii ki. Tabii ki az değil. Ne demek? Bir kişiyi kurtarmak o kadar emek veriliyorsa 5.000 kişi tabii yüksek bir rakam. 11 milyon bir ülke için. Evet. Evet, devam ediyoruz. Ama şimdi burada şöyle bir şey de var. Hepsinde test olası, hani hepsinde test olunmuyor. Çünkü yeterince test yok. Bütün huzur evlerinin test yapmak kararı alındıktan sonra şunu biliyoruz ki 3 hafta alacak bütün bu huzur evlerini test etmek. Evet. Öyle hemen herkesi test edeyim, screening hızlı olsun. Önce malzeme yok, sonra zaman gerekiyor. Evet. Ali Karşıkaya soruyor. İlacın içeriğini diyor açıklamadı doktor diyor. Nasıl olur diyor aynı ilaç diye söyleyebilir diyor. Bilindik ilaç adam içeriğini açıklamadı diyor. Adam mekanizmayı bilmiyorum, açıkladım. Ben haberi şöyle bir okudum. Mekanizması nasıl çalıştığı, hangi reseptör üzerinde çalıştığı düşünüldüğünü falan söylemiyor galiba. O uzaktan bu ilacı lütfen test alalım deniliyor. Ama tabii haberin yapılış şekli biraz heyecan veriyor, ümit veriyor.
Şu an elimizdeki kullandığımız ilaçlar herkesi iyi etse bu kadar ölü sayısı olmaz. Hastanede bu kadar duran yatan insan sayısı olmaz. Yoğun bakımlarımız mesela hala aynı sayılarda her gün bir 20-15 kişi yoğun bakım ünitesinden normal üniteye çıkıyor. Bu şu anlama geliyor. Biz zaten niye bir Mayıs başını bekliyoruz? Biz de yoğun bakımları hafifletmek için. Çünkü insanlar tekrar topluma kategori kategori karıştıktan sonra göreceğiz ki tekrar yeni enfekte olan vakalar olacak. Çünkü bu virüs sirkülasyonu devam edecek. Ortadan kalktığı yok. Hollanda şunu ümit ediyordu. Açalım herkesi, herkes birbirine enfekte etsin. Toplumun %60'ı 70'i enfekte olursa bu virüs dolaşma olasılığı yavaşlamış oluyor. Aşı etkisi yapar diye düşünüyorlardı. Bu kolektif imunite. Şu an kendileri gördüler ki sadece %3'ü antikor üretebilmiş. Yani çok uzaktayız biz bu virüsün dolaşmamasını engellemek yolunda uzaktayız. O yüzden Mayıs'a kadar birazcık daha hastaneler hafifleyecek. Ondan biz hep zirveden bahsediyoruz, inişten bahsediyoruz. Bu hani olayın ortadan kalkacak tarihini vermek için değil, herkesin tekrardan hastane kapasitesi boş bir ortamda enfekte olmasına biraz izin vermek anlamına geliyor. Biraz böyle bir şey. Bu salgını bu şekilde kontrol altında alarak devam edilecek. Yoksa hani oh, Mayıs'ta bitti, her şey bitti, herkes sokağa çıksın diye kesinlikle bir durum olmayacak. O yüzden herkes de aslında psikolojik olarak bunu kabul ederse yaşaması daha kolay olur. Çünkü kim ister enfekte olup 4 hafta yoğun bakımda yatmayı? İnsanlar uzun sürüyor. Şey demiştim hatırlıyorsanız, giren yoğun bakıma girenler uzun süre çıkmayacaklar. Dolayısıyla bu hemen insanları sokağa bırakırsa yeni enfekte olan vakalar 1200 sayının üstüne gelmiş olacak ve bu hastaneleri satır edebilecek. Belki 2500 yatak sayımız varsa yoğun bakımda. O yüzden bunu bir mesela günlük 20 düşerse yoğun bakımda tedavi gören insan sayısı bu ne yapar? 20 gün sonra 400 hasta azalmış olacak değil mi? Evet. Onu hedefleniliyor. Hani herkese tedavi şansı, tedavi derken oksijen, süportif oksijen, denenmiş olan işte denemeye çalıştığımız hidroksiklorokin veya başka antiviral produktler. Ha, Türkiye'de de mesela o doktor o şeyi deneyebilir, zornoz alfayı deneyebilir. Biraz sonra bize makaleyi yayınlayabilir ve der evet gerçekten ciddi bir sonuç aldım. Ve müthiş olur tabii ki insanlık adına. Hani şu aşıyı bekleyeceği kadar insanlarımıza daha fazla yardım imkanı varsa tabii ki herkes araştırsın. Benim tek istediğim klinik testlerin sonuçlarını bekliyorum. Sürekli her gün acaba ne efekt verdi, yardımcı olabiliyor muyuz hastalarımıza şu elimizde mevcut olan ilaçlarla diye herkesin aslında dört gözle beklediği şeyler. Ama hani bu 2 ayda olacak bir şey değil maalesef. Uzun süreli bir şey. O yüzden biz toplum olarak akıllı olacağız. Birey olarak akıllı olacağız. Bu virüse kapılmayacağız. Evet, Evet. tek çözüm bu. Ve şimdi onun meyvelerini topluyoruz yavaş yavaş. Çünkü 2 hafta önceki durumun etkisini şu an görüyoruz. Şimdi yaptığımız hareketlerin etkisini de 2 hafta sonra göreceğiz. Ve yavaş yavaş aslında Belçika hükümetinin de haftalık toplantıları bu nedenle. Daha hala bir kritik fazdayız. Daha hala yoğun bakımlarımız aynı sayıda. O yüzden güvenilir bir şekilde oh rahatlıyoruz, yavaşlamaya iyice gerçekten geçtik. O zaman insanlara birazcık özgürlük daha tanıyalım. Kategorileri açalım bakalım. Açacaklar 2 hafta mesela belli bir kategoriyi. Ondan sonra onun sonucunu görecekler sayılarda. Hastaneye gelen kaç sayı var, yoğun bakıma giren kaç sayı var, kaç sayı var. Ona göre insanları topluma tekrar yavaş yavaş kazandırılacak. Ama böyle birden olmayacak ve bu 2 günde de olmayacak, 5 günde de olmayacak, haftalarla olacak bir şey. Evet. Biz Peki. tanımıyoruz salgını, salgın Peki. dönemlerini bilmiyoruz. O yüzden biraz her gelen habere oh aman bu benim çarem olur da yine normal hayatıma dönerim heyecanı var. İnsancıl bir şey. Hepimiz bıktık. Fakat bu sadece bir başlangıç. Bunu gerçekten
sürdürmemiz lazım. Herkes çok dikkatli olsun. Evet. Hiçbir Peki aşı kimseyi çıkarsa aşı. genç, yaşlıyı hiçbir şekilde affetmeyen bir genç. Evet. Aşı çıkarsa bu herkese aşı olacak mı peki? Bunu Volkan Köse Nasıl? sormuş. Volkan Köse soruyor. Peki aşı bulunca diyor herkes yapılacak mı aşı diyor. Normalde toplam bütün aşılar için geçerli. Toplumun belli bir yüzdesini aşılamak zorundasınız ki o virüsün dolaşmasını engelleyebilirsiniz. Tabii ki %70'inden fazla aşılansa o virüsün dolaşma gücünü kıracağız yani. Evet. Ha, herkes ne aşamalı olacak, hangi hızda olacak onu göreceğiz, yaşayıp Evet. göreceğiz. Erdal Şiş daha sormuş. Bir insanın diyor normal gereken vücut ısısı kaç olmalı? Isısı. Isısı evet normal. Kişiden kişiye değişiyor. Yaşlarda daha aşağıda oluyor. Kişiden kişiye değişiyor. 37,5 ateşi belirlemek için soruyorsa Evet. tabii ki o çok mantıklı bir soru. Mesela yaşlılarımızda üriner bir enfeksiyon, herhangi bir banal bir enfeksiyonda bazen ateş göstermeyebiliyorlar. Çünkü onların normal ateş seviyesi daha aşağılarda oluyor. Ama Ama tabii her şeyin bir normalliği tıpta belirlemek zorundayız. evet normal kaç olacak? Yani insanlar eyvah 38 oldum ben de koronavirüsü yakalandım mantığı oluşmasın diye soruyorum. Normal bir vücut ısısı kaç olması lazım? 37,5. 37,5. Tamam. Erdal Şiş daha 30. Diyelim ki bunun üstündeysek, hani bunun üstündeysek biraz daha sık ölçmemiz gerekiyor. Ama hani ateşi olanlar da var. Hani illa şey diyoruz, dafalgan vermeyelim hemen bir ateşi düşürmesin, bir görelim kaça kadar ateşi çıkacak. Onu da söyleniliyor. Ev doktorları öyle de tavsiye ediyor. Ama hani 42 ateş yapan bunu normal diyemez. Biliyor Evet. musunuz? O zaten aciliyet belli oluyor. Aynen. Sürekli ateş, içinde Evet. üşüme hissi, titreme hissi, bu da bir Hatice ateş Hanım. göstergesi. Hatice Hanım. Her şeyi bir parametreye bağlamamak Evet. lazım. 60 Genel soru var olarak daha. Hala değerlendirmek lazım. 60 tane soru var soracaklarım. Onları kısa kısa kesiyorum. Kusura bakmayın. 60 soru daha var. Yüksek tansiyon hastasıyım. 51 yaşındayım. Risk grubunda mıyım diyor. Evet. Yüksek tansiyonda evet. Evet, yüksek Yani tansiyon yaş var. her şey değil. Tansiyon hastaları risk grubundalar. Evet, Yasin yazıcı yazmış. Psikolojik olarak herkes en ufak şeyden kendisini hasta hissediyor artık diyor. Her şeyden ben hastalanıyorum mantığı. Hastalık hastası olmuşum herhalde. Evet, bunu önlemek gerekir. Tabii iyi Evet. bir his değil. Evet, devam ediyoruz. Sonuçta bu gerçekle yaşıyoruz. Her gün de kendini hasta hissetmek tabii ki hiç iyi değil. Bu gerçeğin gerçek olduğunu kabul etmek ilk etap. Kabul edip kendi kendimizi ikna etmek. Uzun vade sürecek bu şekilde daha çok korkusunu insanlar yenebilir diye düşünüyorum. Evet, aynı sorunlara karşılaştığım 19-16'ydı. Burnumdan kan gelmeye başladı. Ateşim 39 dereceye yükseldi. Nefesim kesiliyordu. Boğazım iğnelenici batıyordu. Burnumdan tuhaf bir şey hissettim ve doktorumu aradım. Hemen hastaneye gitmem yerine ayıracağım söyledi ve gittim diyor. Peki o kişi... Hemen hastaneye gitmesi yerine ne önermiş doktorun? İşte burnuna kan gelmiş, 39 derece olmuş, nefesi kesiliyormuş. Eyvah. Hastaneye mi gitmiş beyefendi? Evet, hastaneye gitmiş. 5 gün kaldım diyor. Sonuç olarak 5 gün kalmış, 14 günde evde kaldıktan sonra kurtulmuş. kurtulmuş. Evet, uzun sürüyor. Evet. Çok iyi bir tecrübesine paylaşması çok güzel. Bu uzun sürdüğünü ve gerçekten vücudumuza yapıştığından itibaren bize neler göstereceğini bilmediğimiz bir virüs. Yaşlı gençle alakalı. Siz hatırlarsınız bir önceki yayınımızda şey demiştim. Bir genç arkadaşım var, kardiyoloji uzmanı, yoğun bakımda yatıyor. Erasmus Hastanesi'nde cuma günü ancak respiratörden, hani solunum cihazından kurtuldu. Bir ay sonra 40 yaşında herhangi bir ruhunda olmasa bile bir ay respiratöre bağlı kalıp ancak kurtuldu. İlk hasta Erasmus'ta ilk respiratörden entübasyon çıkarılmış hasta. Yani uzun sürüyor.
uzun sürüyor. Maalesef bu, çünkü süreç uzadı artık. İlk başlarda öyle demiyordu ama tecrübe kazandıkça uzadığını görüyoruz mutlaka. Evet, Nasıl? koronavirüs yakalanıp atlatan tekrar yakalanma şansı var mı? Sağ olun doktor hanıma, selamlar diyor. Ben tekrardan yakalanma şansı var. Var. Bu ne zaman? Bu zaman mı göreceğiz? Normalde immünitenin olmadığı, yani %10'un immünite antikor üretmiş buna karşı bazı makalelerde. Diğerleri üretmemiş. Bu vücudumuzun ürettiği askerler stabil kalacak vücudumuzda hala tekrar bir enfeksiyona olasılık bir enfeksiyona savaşmak için o bilinmiyor. Bazıları aynı sezonda olmazsınız bir daha deniliyor ama bu ihtimal çok yüksek görünmüyor. Olabilir. Belki biraz daha hafif şiddetli olabilir ama olabilir. Evet. Şu anda hastanenizde, kendi hastanenizde aşağı yukarı Türk vakası ne kadar? Hastanelerimizde Türk vakası ne kadar Evet. gerçekten bilmiyorum. Şu an hiçbir fikrim yok. Yani Yok. son acile uğradığım o zaman yoktu. Yani gerçekten çok fazla olmadığını biliyorum. Çünkü arkadaşlardan yoruma göre cevap veriyorum size. Ama illa ki şu Türk'tü, bu faslıydı, bu yabancı uyrukluydu diye kesinlikle ayırdım yok. Sadece arkadaşlarından duyduklarıma göre o kadar çok yüksek sayıda yok. Ve insanlar aslında biraz daha hani rahat bir pozisyondalar. Söylemiştim sanırım, radyolog arkadaşım normalde göğüs tomografisi çekiyor ve ilk başlarda çok yoğun çalıştığını söylüyordu nöbet esnasında. Şimdi radyoloji biraz daha hafifledi. Geçen 5 tomografi çekiyorum. İyi yönde gidiyoruz. Evet. Ümitli bir şekilde konuştuğunu biliyorum. Ama tabii bunlar inişli çıkışlı olan parametreler. Bunları da biz belirliyoruz. Evet, tabii. Halk belirliyor, toplum belirliyor. Kenan Akış yazmış. Felç geçiren bir hasta ne kadar riskli midir? Felç geçiren bir hastanın özellikle bir risk grubunda diye bir şey yok. Ama eğer tedavi olacaksa, o hastalar yakalanacaksa, hastanede kalacaksa o süreci belki biraz daha zorlu geçebilir. Yoksa illaki risk grubunda gerçekten kötü şekil alacak diye bir şey yok. Evet, Döne Yapı söylemiş. Bir ay oldum evde kalıyordum ve doktora acil hastaneye gönderildim. Skam kan tahlili yaptılar. Kuru öksürek vardı. Nefes almaktan zorlanıyordum. Zorluk çekiyorum hala demiş. Skam yapılıyor mu şu Evet. anda? Nasıl? Skam yapılıyor mu spam? Skan yapılıyor mu? Kan tahlilleri Evet. tabii. Tabii. Yapılıyor. Çünkü enflamasyon belli bir parametre var zaten kan tahlilleri kesinlikle. Hastada şöyle bir şey, ben de bazen yorum alıyorum. Neden ev doktorlarımız bizi çağırıp kan alıp akciğerlerimizi dinlemiyor diye. Şöyle bir şey biliniyor bu genel olarak. Akciğerleri dinlediğimizde viral enfeksiyonlara her zaman çok iyi duyulmayabiliyoruz. Yani doktorunuzun sizi dinlemesi, normal çıkması 3 gün sonra anormal çıkmamasını engellemiyor. Ha, kan tahlilleri kesinlikle yapılıyor vücuttaki enflamasyon seviyesini ölçmek için. Evet. Ondan sonra da ekstra olarak tomografi çekiliyor. Tamam. Uçkun İbrahim, koronaya atlatan kimse hala başkasına bulaştırabilir mi? Şöyle bulaştırılabilir belli bir süre. Eğer semptomatikse, hala semptomları, belirtileri varsa, ne kadar çok belirtisi varsa o kadar çok bulaştırdığı söyleniliyor. Evet. Eğer her belirti gittiyse normalde yine de karantinada kalmaları tavsiye ediliyor belli bir süre. 14 gün, 21 gün. Ondan sonra normalde bulaşıcı olmadığı söyleniliyor ve ekstradan bir test de yapılmıyor negatifsiniz, pozitifsiniz diye. Evet. Adnan Çekit sormuş. Belirtisi varsa bulaştırabilir. Evet. Adnan Çekit soruyor. Sosyal medyada test yapıyorlar. Şu kadar para eczanelerde var diyorlar. Ne kadar doğru? Testler şu anda sadece hastanelerde mi yapılıyor?
Eczanelerde test mi var diyor. Evet. Eczanelerde test mi var? Evet, internette satılıyor test aletleri. Ya şöyle, bu salgının başında bana da tavsiyeler geldi. Ne düşünüyorsunuz? Alatsak mı, stok yapsak mı? Belli testler var diye. Şuna bakmak gerekiyor. Bu test COVID-19'lu hastanın pozitifliğinin yüzde ne kadar gösteriyor? Bizim şu an elimizdeki hani boğazda sürtü deniliyor. Onun sansibilitesi %60. Yani %40 yok aslında. Hani negatif çıktıysa illaki hasta pozitif değil anlamına gelmiyor. Kaç iki defa negatif çıkanlar pozitif oluyor ve ölümle sonuçlanıyor. Anlıyor musunuz? Evet. Normalde bu testlerin güvenilirliği %60. Ha, piyasada Çin'den gelen bir sürü testler veya başkalarının üretmeye çalıştığı bir sürü testlerin sansibilitesi kaç onu bilmiyorsanız, mesela sadece %30'unda pozitif veriyorsa, %70'ini göremeden gözden kaçıran bir testse bunu ne almaya değer ne yapmaya değer. Yaptığınızda negatif çıktığında size sahte bir güven verecek. Evet. Ya en akurat bir şekilde pozitifliği akciğer tomografisi orada kaçınılmaz ciğerlerin lezyonlarını görüyorsunuz. Evet. Demet Aktaş şunu sormuş. Tam ona dayanarak. Taburcu olan hastalarımıza hastaneden çıkarken ikinci test yapılıp negatif sonucu alınıp mı hastanede çıkış yapıyorlar, yoksa semptomlar geçti diye mi yapıyorlar? Yoksa neyler yapılsın diye yapılıyor? Yani test yapılıyor mu? Negatif. Negatif. Tekrar test yapıldığını hiç sanmıyorum. Çünkü zaten normal insanları depistaj için yeterli test yoksa çıkışta negatifleştiniz mi diye test yok, hayır. Semptomlar bitiyor, çıkıyor. Bunun bir mantığı yok. Çünkü biliyoruz hasta iyileşiyor, belirtisi azalıyor veya söylüyoruz belirtiniz hani evinizde kalırsa devam edeceksiniz Ha, diye. tamam. Yine aynı şekilde geliyorum. Doktor arkadaşımın annesi doktor. O aynı şekilde bir aydır sürüyor. Hala nefes almada problem var. Anladım. Ama evinde kendi başını kendi izole ediyor. Çünkü hala bir nefes darlığı var. O biliyor ki o nefes darlığı varsa hala etrafına bulaştırabiliyor. Kendini izole etmek zorunda. Evet. İlknur Akın diyor, doktor hanıma sorar mısınız? Şubat ayında Belçika'da COVID-19 var mıydı? Şubat ayında COVID-19 var mıydı? Şöyle bir tarihçeye bakarsak ilk vaka olarak kimi getirttiler? Wuhan'dan birkaç sayı insan getirtmişlerdi herhalde 10 kadar. Onu izole etmiştik. Ondan bir tanesiydi galiba. Mart ayında ilk gerçek vaka Yüzan'a geldiğini biliyorum. Evet. Ama ben şuna inanıyorum olabilir. Çünkü benim tanıdığım hastalanmış olan insanlar yakın pratiklerinde kendi pediatri mesela çocuk uzmanları vardı. Bunlar hemen Mart'ın başında hastalandılar ve hiçbir şekilde şüpheli bir kişiyle temas da olmadılar kayak yapanlarla. Ve bu daha önceden belki vardı deniliyor. Evet, bunu bilemezsiniz ki kim nereden gelmiş o parametre çok şey. Çok güvenilir bir parametre değil. Çok erken Mart'ın başında o kadar çok hasta varken hiçbir tracing hani hiçbir temasta olma olasılığı sıfır olmasına rağmen hasta olanlar varsa olabilir mi? Tabii ki. Çünkü Almanya'da daha önceden vardı bu vakalar. Evet. Sinüzit hastaları risk grubunda mı? Murat Görücü sormuş. Yok, hayır. Yok. Evet. Çiğdem, acaba doktor hanıma sorabilir misiniz? Herkesin test yapması gerekiyor mu? Yoksa rahatsız olduktan sonra mı test yapmamız gerekiyor? Bu cevaplandırır mısınız diyor. Tabii ki. Şöyle, tabii ki test yapılması gerekiyor. Hani aynen maskeler gibi bir şey. Maskeyi taşırsanız bir bariyer oluşturuyor. Bu kadar çok basit. Hani bunun o kadar gün polemik olmasına gerek yok. Maske bir bariyer. Ha, kendi başına hiçbir şey ifade etmiyor. Tabii ki eller hijyeni çok önemli. Tabii ki mesafe çok önemli ama ekstra bir bariyer düzgün kullanana, iki de bir elini maskeye götürmeyene. Bu Evet. bir. Şimdi testler, tabii ki öyle. Şimdi biz bütün toplumu test yapamadığımız için evde bırakıyoruz. Ama toplumları dışarıya çıkarabilmemiz için tabii ki büyük
bir testing olması gerekiyor ki hemen pozitif vaka gördüğünüz andan itibaren siz evinizde kalacaksınız. Onun toplumda dolaşmasını engelleyebilmek için testingler çok önemli. Evet. Hatta yüksek sayıda yapmak daha da önemli. Ama tabii kısıtlamalar var. Ondan dolayı bu biraz deniliyor, biraz geciktiriliyor ama herkesin bir problemi bu. Almanya mesela bu durumu çok iyi tespit etti erkenden. Bir sürü test aldı. Şimdi yapıyor da yapıyor, yapıyor da yapıyor. Biz sonra geldik piyasaya. Kaldık öyle. Şimdi yine tekrar biyoteknoloji şirketlere göreve geçti. Bize de gelecek. O yüzden bize vakit lazım. Mayıs'ın başına kadar. Fransa da aynı şeyi Ya söylüyor. şimdi Yine Mayıs'ın başına kadar test gücümüzü yükseltmemiz lazım. Maskelerimizi sağlamak lazım. Ondan sonra insanları ne kadar hemen pozitif bulduğun insanı test edeceksin, eve kapatacaksın ki bütün toplumu kapatmayacaksın. O virüsün dolaşmasını kişide engelleyeceksin. evet. Almanya 1 milyon 750 bin test yapmış. Ne güzel değil mi? Evet. Çok güzel. Yapacak bir şey yok. Amerika da bunu öngörüyor. Çünkü bütün Evet. salgınlarda böyle. Lockdown Maalesef. çıkma proseslerinde böyle. Test Belçika sayısı yüksek olduğu andan itibaren çıkacaksın. Belçika'da 139 bin yapılmış bugüne kadar testler. Evet, sorularımız Evet. devam edelim. Evet, kronik hastalar kış öncesi hep aşı oluyor. Seneye grip aşısı, biraz korona, artı korona aşısı mı vuracağız? Yoksa bu yeni çıkacak aşı grip aşısını da kapsayacak mı? Yok hiç alakası yok grip aşısıyla tabii. Aa, onlara karşı. Yani tabii tabii ayrı bir sınıf. Grip aşısını belli bir yaştan sonra zaten ev doktorları yapıyor. O ayrı bir olay. Koronadaki aşı ayrı bir şey olacak. Bazı insanlar da zatürreye karşı, pnimokoka karşı Türkiye'de aşı oluyorlar. Türkiye'deki doktorlar belki ona karşı da aşı yaparsak koronaya karşı korur denildi. Türkiye'de o zatürre aşısını yapmaya başladı ama o bir bakteriye karşı onun ne kadar bir korona virüsüne karşı etkili olabileceği şüpheliydi. Çünkü koronavirüsteki bakteriyel tür enfeksiyon oranları o kadar yüksek olmadığını biliyoruz. Yani bir aşı diğer virüse etki yapar mı? Yapmaz. Yoksa biz niye aşıyı bekleyelim aylarca? Hemen yapıveririz. Evet. Şimdi bayram sağlam diyor. Teşekkür ediyoruz doktorlarıma diyor. Bu COVID-19 Rica ederim. büyük bir veba diyor. Herkesin evde dışarı çıkmaması lazım deniyor diyor. Ama diyor Belçika hükümeti o zaman diyor niye herkesi eve kapatmıyor? 3 haftada bunda kurtulam yok diyor. Belçika sınırları neden mi geç kapattı diyor. Evet. Ve niye tam karantina olmuyor? Neden? Tam Ha tamam. Neden tam karantina değil? Kusura evet. bakmayın. Böyle zor alıyorum sesinizi. Neden tam karantina değil? Şöyle yaşanılır boyutta olması lazım. Mesela polislerde de duyuyorsunuz. İnsanlardan hani insanların bıkkın olmaması lazım. Hemen de bıktırmamamız lazım. Zaten sıkılıyorlar evlerinde. Dar apartmanları olan var. Herkesin geniş araziye sahip olmama olasılığı var. Onlara yaşanılır bir boyutta karantina yapmak gerekiyor. Tam lockdown'da mesela İtalya maalesef satürasyona uğradı. Etik sorunlar yaşadılar. Doktorlar yerlerde sürünüp videolar çekti, Evet. ağlaştılar, sızladılar. Burada bir yerde diyorsunuz, uf, çok vaka sayısı Evet. gelecek. Aynen. Biz burada herkesi kapatacağız. Ama bizde öyle değil. Yoğun bakımlarımız güzel çalışıyorlar ama yani insanların birazcık psikolojik olarak artık aileden ayrı kalan arkadaşlarım var. Ondan daha çok hasretlik, yorgunluk, psikolojik olarak ölen hastaların ağır durumları onları biraz yoruyor ama hani Allah'a şükür İtalyan senaryosu yaşamadık. Öyle bir tam lockdown'u yapma gereği hissetmedik. Evet. Van Lans aşağı yukarı her şeyi Profesör Evet. Van Lans belirliyor ve insanları takip ettiğinizde de duyarlı çıktı herkes. Şimdi biraz gevşeme var. Lütfen ama lütfen gerçekten akıllı olalım. Çünkü bireysel akıllı olursak bize kendimize bulaştırmazsak toplumu da korumuş olacağız. Özellikle kendimizi de korumuş olacağız. Çünkü Evet. kim ister ailesiyle kontak hala yaşlılarla görüşen aileler var. Çünkü aynı evde yaşıyorlar.
Çocuklar aynı yerdeler. Kim ister kendi ailesini topyekün yoğun bakımda bulmayı? Evet. Çünkü hiçbir garanti yok bunun nasıl ilerleyeceği. Siz de belki normal geçecek, belki kötü geçecek ama bu riski almaya kesinlikle değmez. Değmez çünkü risk çok büyük. Cihan Kar sormuş. Şeker hastası tipi 2'yim. Sorun olur mu? Elbette şeker hastası risk grubuna zaten. Onu ben Evet. açıklayayım. Selim Evet. Kaya 51 yaşındaymış. Yüksek tansiyon. Onunla cevaplamıştık. Ayşe Mutlu. Evet. Lüpüs hastaları risk grubunda mı? Lüpüs. Şöyle bir şey, tam tersi, lüpus hastaları böyle bir araştırma var. Değil, risk grubunda değil kesinlikle. Önce bir cevap vereyim, net olsun. Ama lüpus grubundakiler eğer kronik tedavilerinde hidroksiklorokin kullanıyorsa, ki bunu biz hani hastanelerde deneysel tedavi olarak kullanıyoruz. Çünkü laboratuvar demiştik işe yaradığını biliyoruz. Klinik test yapmak için hastaneye gelen ilaç hastalara bunu veriyoruz. Evet. Bu hastalar da bunu zaten kullanıyorlar. Bazı grupların merak ettiği de şu, araştırmalar başlatıldı. Acaba bu lüpus hastaları COVID olacaklar mı? Çünkü bunlar hidroksiklorokini zaten kullanıyor. Anladım. Anlıyor musunuz? Evet. Onlarda öyle bir durum var. Ama kendi başına bir risk grubu değil. Evet. Bir Kadir Çelik diyor ki bütün Avrupa'ya gelen testleri diyor Almanya parayı verdi kapmış diyor. Onlar parasını kapmış diyor. Bütün Avrupa'nın kaplarını testlerini Almanya'ya kapmış. Almanya rahatlıkla test yapıyormuş. Evet o bir soru değil. Şimdi Evet, Almanya yüksek testing rekoruna sahip. Ya tabii. evet. Demiştik ona. Doktor Hanım'a çok teşekkür ederiz. Ağzınız yüreğiniz sağlık diyormuş Leman Hanım. Rica ederim. Umarım faydalı olur. Evet, şu anda herkes teşekkür ediyor. Trafik kazasında birisi vefat etse ona bir koronadan vefat etti diyorlar. Belçika devlet. Evet, bir de o var. Şu anda sanki her ölüme COVID-19 ölümü olarak geçiyor Belçika'da. Doğru mu? Nasıl? Şu anda aşağı yukarı her ölüme, doğal ölüme bile COVID-19 diye rapor ediliyor. Doğru mu? Yaşlılarda doğal ölüm de mi COVID-19 Evet. diye geçiyor mu? Evet. Doğru mu anladım? Yok tabii ki. Yoksa huzur eylemde yok tabii ki. Çok gerçekten semptomlar, belirtiler COVID'e benziyorsa onları yüksek COVID şüpheli diye sayıya alıyorlar. Yoksa ucu gelmez yani. Sayılarımız yükselir de yükselir, dünya rekorunu kırarız. Yok, yok öyle bir şey yok diyorsunuz. Hayır. Evet, Miran Melike Yiğit iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Benim kızım 25 haftalık doğdu. 25 haftalık doğdu ama anne karnında ciğerleri tam gelişmedi. Bronşit çabuk virüs kapma yetkisi var mı? Etkisi var mı? Bronşitmiş. Çabuk virüs kapar mı diyor. Anne karnında çocuğunun akciğeri Evet. gelişmemiş ve zaten COVID'in geçmediğini biliyoruz biz. Annesi COVID miymiş? Yok yok annesi COVID değil. 25 haftalık. Herhangi bir şey yok. Ha, Evet. prematüre doğmuş ve korkuyor tabii. Eğer Evet. COVID olursa ne olur diye, sıkıntılı olur diye düşünüyorum. Emin olmamakla beraber çünkü kesinlikle net bir fikrim yok. Yani prematüre çocuklarda nasıl şekil veriyor COVID hiçbir net bir bilgim yok. Tabii akciğerleri gelişmediyse tahminen diyorum sıkıntı olabilir diye. Ama tabii jinekoloji, pediatri uzmanlarına sorması çok daha yerli olur. Evet, aynen. Evet, bakıyorum. Evet, onlara sormuştuk. Ölen kan grubuna genel olarak belli bir çoğunluk mu? Ölenlerin kan grubu genel olarak olarak belli bir kan grubu çoğunluk mu diyor. O bir konuşulmuş. Kan gruplarında şöyle bir düşünce var. Çünkü biliyorsunuz bu yeni bir virüs. Hepimiz bir şeyi test etmeye çalışıyoruz. Birden bilim dünyasına kazandırmaya çalışıyoruz. Şöyle deniliyor, hiçbir emin olmamakla beraber. A grubu
%30 daha risk taşıyor. O grubu daha az COVID oluyor deniliyor. Ama bunun hiçbir bilimsel daha yüksek sayı üzerinde yapılmış bir şeyi olmadığını düşünüyorum. Evet. Tekin Gül soruyor. Türkiye'de şöyleydi. Sormaz. Alfa ilacı Belçika'da kullanılıyor mu? Alfa ilacı mukoviszidoz kapsamında Belçika'da kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü fiyatı ben hemen tabii gittim kontrol ettim nereden çıktı bu ilaç diye. Mukoviszidoz hastalıklarında kullanıldığı yazıyordu. Ben pnömoloji uzmanı değilim. Bu hastalar zaten nadir hastalar. Hiçbir şekilde kullanıldığını duymadım, görmedim. Ama tabii ki kullanılıyor. Çünkü ilaçlar repertuarında var. Var. Peki Varsa kullanılıyor. talasemi hastalık var mı? Talasemi. Talasemi var, evet. Evet, bu risk grubundan mı diyor Murat Görücü sormuş. Talasemi makalelerde ayrı bir şekilde risk grubu olarak geçmiyor, hayır. Geçmiyor. Tamam. Sırtımda ve göğsümde göğüs kalan bir haftadır şiddetli ağrı oldu. İçimde buz varmış gibi halsizlik oldu. Şu an sırt ağrımdan kalkamadım ama halsizlik oluyor bende demiş. Bir belirti midir? Bence değildir. Yani bu fazla sırt ağrısıyla. Aşırı halsizlik, sıtma gibi üşüme hissetme, evet aslında şöyle hani genel olarak gribi tarif ediyor gibi bir şey belirtisidir. Ama bunu gidişat gösterecek. Onun için hani normal bir şekilde viral bir şey de olabilir. Gerçekten COVID de olabilir. Tabii mantıklı olarak kendimizi dinlememiz lazım, takip etmemiz lazım. Ev doktorlarıyla kontak halinde kalmamız lazım. Belirtisi değildir, aman geçecek diye de lütfen ertelemeyelim. Evet. Hiçbir faydası yok. Ev doktorlarının görevi de o. Telefonlarının başlarındalar, cam kulağıyla dinliyorlar, bütün risk gruplarını tanıyorlar ve ona göre yönlendiriyorlar. Hani bu halsizlik devam ederse kendini takip etsin, aşina olsun, nefes darlığı var mı yok mu onu kontrol etsin. Olabilir tabii ki. Döndü Ama kızı kırmızı. endişelendirmek de istemiyorum tabii Tabii ki. ki. Normal bir şekilde de geçebilir. Atikor tedavisi uygulanıyorum Belçika'da. Ben bizim hastanede uygulandığını düşünmüyorum. Çünkü biz önce bir antikoru bulmamız lazım. Ondan sonra transfer etmemiz lazım. Antikor bu hastalığı geçirmiş, iyileşmiş kişilerin antikorunu alıp hasta bir vücuda enjekte etmek ve o hani antikor askerler hastalanmış bir kişi asker üretiyor bu virüse karşı. Bu askerleri hasta kişi üretemeyen bir kişiye transfer ediliyor ve aynı virüs olduğu için o asker aynı virüsle savaşa başlıyor ve iyileşmesi mümkün oluyor deniliyor. Ben daha bizim üniversitede olduğunu düşünmüyorum ama çağrılar var, kan verin çağrıları bir deneyelim adına. Türkiye'de de öyle çağrılar yapılıyor. Gelin kan verir eğer geçtiyse antikor üretmişseniz başka birisine verebiliriz ve onu kurtarabiliriz diye. Deneniyor. Bu da yine deneniyor yani. Evet. Son soru çünkü çok soru var. Son soru soracağım. Selam, Sultan Çoban sormuş. Selam, kızım küçükken epilepsi hastalığı geçirdi. Tiroid bezleri de az çalışıyor. Buna dikkat etmem gerekiyor mu? Risk grubunda mıdır? Bir epilepsi, bir de tiroid bezine. Evet. Az Normal çalışıyormuş. bir şekilde, hayır, şöyle Yok. normal bir grupta diye hani değerlendirmek gerekiyor. Evet. Normal. Evet. Anvers Hastanesi doktorumuz Hatice Buruklar yayını bir saate aşkındır. Sağ olsun bütün sorularınızı cevaplamaya çalıştı. Son olarak Aktif TV'ye ne coşkulu seyircilerine ne söylemek istersiniz? Evinizde kalın. Son ve ilk veya hani defalarca söylemek istediğim şey, yalnız tabii bunu uzun vadede düşünmek gerekiyor. Lütfen şimdi kabul edelim. Kötü koşullarda evde değiliz. Allah'a bin şükür. Hepimizin imkanları yüksek seviyede. Evet. Her şey elimizde var. Televizyonumuz, telefonumuz, radyomuz. Hani bodrumlara sıkışmış bir şekilde aman beni bu salgın yakalamasın diye bir fotoğraf gördüm geçenlerde bir İspanyol gribinin döneminde 1900'lerin başında Bodrum'da kilitlenmiş bir ailenin fotoğrafı. Evet, Hani bu İspanyol grip gribinde. geçsin ve biz buna bulaşmayalım diye. Hani gerçekten iyi koşullardayız.
Gençler sıkılabilir. Asıl yazık, bakın, yaşlılarımız çok sıkılıyor. Onların hiçbir lüksü yok. Bakın onlara ne demeli? Kesinlikle sokağa çıkarsak alışveriş için olsun, acil bir ihtiyaç için olsun, korunalım, maskemizi takalım, eldivenlerimizi eğer alışveriş yapacaksak, bir şeye dokunacaksak takalım, arabaya girmeden önce hemen çıkaralım. İyi de Belçika'da Eve maske getirdiğimiz yok, ne yapalım? malzemeleri nasıl? Belçika'da maske yok ki, ne yapalım? Ya tabii bunu hani bu artık gizli saklı bir şey değil. Belçika'da maske yok. Fakat normal bir cerrahi maskenin her iki taraf kullanırsa, yanında geçtiğiniz bir kişi de maske varsa, sizde de maske varsa bulaşma riskini gerçekten düşürmüş oluyorsunuz. Evet. Ama maskelerle Makarnelerde kendimizi alabiliriz değil mi burnunuza artık? sardığınız bir şal Evet. %50 oranında düşürüyor. Evet. Elinizle diktiğiniz çift katlı bir maske içine kağıt koyabilirsiniz, kahve filtresi koyabilirsiniz. Bu da %70 koruyor. Hani Evet. tamam %100'ü bulamıyoruz ama lütfen en azından %70'i kendi elinizle diktiğiniz kağıt filtre koyduğumuz çift katlı dikip içine filtre koyup onu kullanabiliriz. Bütün mantıklı gelen koruma malzemelerini kullanıp lütfen bulaşmayalım. En Evet. akıllı yöntem bu olacak. Çünkü bulaştığımızda ne olacağımızı bilmiyoruz. Evet, Biz aynen. bak evimizde o kadar çok kalalım, çıktığımızda da çok kısıtlı çıkalım, kimseye yaklaşmayalım. Yaklaşırsak mecburi olarak en azından maskemiz olur, dokunduğumuz bir şey de zaten eldivenimiz olur. Her bir şeye güvenmeyin, sadece kendi hijyeninize de güvenin. Eve geldiğinizde zaten bütün her şeyi dezenfekte edin, ellerinizi yıkayın, maskenizi güvenli bir şekilde kenar kulak arkasından tutarak çıkarıp çöpe atın. Kendinizi koruyun lütfen. Tamam. Teşekkürler. Anvers Hastanesi doktorumuz Hatice Buruklar yayınımızdaydı. Biz teşekkür ediyoruz. Bütün bir saat aşkındır bize bütün sorulara cevapladığı için teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Rica ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet. Evet sevgili Aktif TV seyircileri, Nece Show tam devam ediyoruz. Saatlerimiz 56 geçiyor. Biraz bugün uzatalım. Çok sorularınız vardı. Dolayısıyla biraz uzatacağız. Şimdi ben genel olarak şöyle bir güncelleyeyim. Öbür yorumlarınızı okuyacağım. Sonra Hakan hocamızı arayıp inşallah Cuma duasıyla kapatacağız. Tekrar hatırlatmamız gerekirse burada bizim şey de var. Bizim Türkiye editörümüz Berkan'ın bilgilerini okuyalım tabii. Yine sağ olsun gönderdi bize. Türkiye'mizde bugünkü yeni vaka sayısı 24 saatte 4.353 olarak belirlenmiş Türkiye'de yeni vaka sayısı. Arkadaşlar Türkiye'de vallahi ben korkmaya başladım çünkü müthiş yükselmeye başladı. Bugünkü vefat 126 vefat var. Ve iyileşen sayıda 1.500 iyileşen sayı var. Toplam vefat 1.769 olarak belirlendi Türkiye'de. Arkadaşlar Türkiye şu anda İran'ın yaklaştı. Yani İran 79.494, Türkiye 78.546. Vakalar çok çabuk yükseliyor Türkiye'de. İnşallah tedbiri iyi bir şekilde alırız. Aman diyorum çünkü Türkiye'de Allah muhafaza büyük ülke, bir de dolaşım daha hala çok, her ne kadar yasak olsa da. Evet Berkan'a burada teşekkür ediyoruz. Vaka sayısı, toplam test sayısı da bakarsan vaka sayısı da bugün toplam vaka 78 bin olarak belirlenmiş Türkiye'de. Burada bunu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar şunu da belirteyim. Gent'deki vakalara bir bakalım. Sağ olsun bize bilgiler gönderiyorlar. Gent'teki vakalara bakacağız bir. Neredeydi? Evet. Bulamadım. Allah Allah. Evet, bulamadım. Vallahi bulamadım. Hayret bir şey. Her zamanki bulduğumuzu bulamadık. Evet, buldum. Yok. Gent'e bakıyoruz. Gent'te bugün 16, evet, düne nazaran 2.483 test yapılmış. 34 yoğun bakım var. Bunun da 29'u transfer, yani şeyden gelme, Gent dışına gelme.
Türklere bakıyoruz. Gent Üniversite Hastanesi, yani Üzet Kent dediğimizde 7-8 tane Türk yatıyor. Ve maalesef bu 7-8 Türk'ün Gent Hastanesi'nde, Üzet Hastanesi'nde, Tıp Fakültesi'nde. Üzet Kent'te 7-8, yani 8 tane vaka var. Maalesef birisi 40 yaş altı daha olan bir vatandaşımız şu anda COVID-19'da yatanlar arkadaşlar. Bunu da burada belirtmiş olduk. Hayırlısıyla. Şimdi bakıyorum, genel bir yorumlara bakalım arkadaşlar. Genel yorumlara bakıyorum. Başa gidiyorum. Bayram sağlam ilaç, yani aşı çıkınca Dünya Sağlık Merkezi açıklıyor, gerisi teferruat demiş. Evet, ben de söyledim çünkü dün ben de haberi paylaştım. Haber doğru, bir şey üzerine çalışıyor. Ondan ben bugün araştırdım. Çalıştığı ilaç dünyada var olan bir ilaç. Sadece yani bu ilaç acaba COVID-19'da da uyarlanabilir mi üzerinde çalışma yapılıyormuş. Yeni bir ilaç değilmiş. O yüzden de doktorlarıma sordum. O yüzden de bütün Johnson Johnson şirketi o yeni bir ilaç aşı buldu. O üzerinde çalışıyor. Şu anda yeni aşı olarak belirlenen aşı çalışması bir tek Johnson Johnson'da, bütün ülkelerde Johnson Johnson'un şirketinin üzerinde çalıştığı aşının en doğru aşı, en yeni aşı olduklarını söylüyor. Öbürleri işte 12'de 12 ve 15 arasında ülke tarafında aşı bulunduğunu, ilaç bulunduğunu söylediler. Onlar var olan zamanca tifoya, zamanca SARS virüsüne, Ebola'ya karşı kullanılan ilaçların üzerine yanına üstüne çalışmayı, bu acaba bu COVID-19'a da uyarlanabilir mi diye yapılmış yapılan ilaçlar açıkçası. Evet. Bakıyorum. Emine Hasanova, hayırlı yayınlar. Evde nasıl AP kullanabiliriz? AP kullanabiliriz de hasta olmamak için. Vallahi anlamadım ben onu. Evet, bakıyorum, okumadığım sorular vardı. Onları okuyacağım. Ondan sonra Hakan hocamıza bağlanacağız inşallah. Evet, bunları okumuşuz. Volkan Köse, sokağa çıkma yasağı yapsa bu virüs daha kolay kontrol altına alınır demiş. Evet, haklısın kardeşim ama maalesef hemen de öyle alınmıyor. Evet, bakıyorum. Evet, genelde okumuşum. Evet arkadaşlar, çoğunu okumuşum. Demek ki iyi yoldayız. Şimdi Hakan hocamı arayabilirim. Evet, şöyle bakıyorum son kez. Leman Hanım, eldiven yok ben bulamadım demiş. Valla Leman Hanım, ben şeyde buldum açıkçası. Bu temizlik şirketleri var. Carrefour'da bölümünde bağırdım bağırdım, varmış orada. Nuray Varlı, çok teşekkürler doktor hanıma demiş. Biz de teşekkür ederiz. Nuray Varlık, kurala uyulmadığı sürece devam edecek Türkiye'de demiş. Maalesef öyle olacak herhalde. Hakan Karadağ, selam hocam. Hayırlı sayfalar yayınlar inşallah. Hocam hemen seni arayacağız şimdi. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi hocamızı arayalım. Fahri imamımız, Belçika'nın Gent'in, gerçekten Fahri imamıma her konuda, hiç daha ben bugüne kadar olmaz dediğini duymadım. Her konuda imamımız, hocamız gerçekten bizim, yani biz kötü bir şey yapmıyoruz. Çünkü çok hocaya soruyoruz maalesef. Çoğu geri çeviriyor, olmaz diyor, bize yasak yasak diyor. O yüzden dini bilgi veriyorsun kardeşim. Saygılar, hürmetler hocam. Hayırlı akşamlar ve güzel bir yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam, hayırlı cumalar inşallah. Hocam, Aynı zamanda bereketli cumalar insan hepimize ve dinleyen tüm kardeşlerimize. evet hocam, bugün cuma, yine bir cumayı daha topluluk içerisinde eda edemedik maalesef. Hocam nasıl gidiyor toplumumuz? Sen bir evet, sen sonuçta bir gözde insansın. Sokaklarda veya evlerde mutlaka seni normal vatandaşlarımız da arardır. Şimdi hocam,
Şu 6 haftalık süreci nasıl gözlemliyorsunuz? Bizim Türk toplumu bu süreci nasıl yaşıyor? Bir sizin fikrinizi almak istiyorum. Şimdi tabii hepimiz tabii bugün 6 Cuma oldu. Bu tabii zaman zaman işte önceki yıllarda yaşanmış, fakat bu bir de tabii uzun bir süreç oldu. Biz şu şekilde algılıyor. Tabii mesajla, telefonla arayanlar, ondan sonra tabii bizim diye bir yönümüzde bildiğiniz gibi böyle manevi rehberlik yapıyoruz Evet. insanlarımıza. Onlar işte teselli, ondan sonra bazı işte şeyler işte anlatma, ondan sonra İslam adına kolaylık olan şeyleri tavsiye etme. Buna benzer güzel şeylerimizi tabii insanlarımıza anlatıyoruz. Tabii ta işin başından sizler olsun, diğer arkadaşlar olsun, güzel bir medya ortamı oluşuldu. Dünyanın her tarafında işte izleyenler, dinleyenler, doktorlarımız, ondan sonra diğer sektördeki arkadaşlarımız, ondan sonra bizim gibi işte eğitimci, hoca olan arkadaşlar. Bunlar tabii herkesin kendine göre işte kendi düşünceleri, ondan sonra güzel yorumlar ve işte tespitleri. Tabii biz de tabii genelde bir evdeyiz. Çünkü insanlarımız burada biz bu şekilde takip ediyoruz. Altını çizerek söylediğimiz gibi. Her devleti biz de bu devletteyiz. Devletin almış olduğu kanun, kural, kaydı neyse onları takip ediyoruz. Ondan sonra tedbirimizi alıyoruz. Takdirimizi Allah'a bırakıyoruz. Yani bunun yanında doktorlar diğer sektördekiler tabii ki çalışıyor insanların sağlığı için. Bizler de burada işte manevi yönde hepimiz sizler de Allah razı olsun aracı oluyorsunuz. Tabii insanlarımız da yani bu sürece alışkın olunmadığı için büyük bir sabırsızlık oluyor. Tabii mecburiyetten tabii herkes çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle herkes bu sürece alışma mecburiyetinde ve ne oldu? Herkes alıştı ve alışmaya devam ediyoruz. Evet. Şimdi, Tabii evet bu hocam. süreçte tabii herkes sabır ve güzellikle aynı zamanda elhamdülillah hepimiz Müslümanız, inançlı insanlarız. Hem Kur'an okuma hem dua, ibadet, ailede birlik, beraberlik, sağlık, sıhhat, afiyet ve belki bazı ailelerden, çoğu ailelerde beraber işte ailece yemek yeme, sohbet, muhabbet ortamı olmadı. İşte bu ne yaptı? Bir taraftan işte şer gibi görünen şeyler bazen işte ayrı yorumlayabiliriz yani. Evet. Şimdi hocam hani bir sürü vatandaşlar işte bazen işte hocalar dermiş işte 3 cuma arka arkaya gittin nikah tazelemen gerekir. İşte 3 cumaya gitmeyen işte dini zedelenir muhabbete. Buna bir açıklık getirelim. Öyle bir şey yoktur umarım. Şimdi tabii 3 cuma gidilmediği zaman ve ondan sonra işte nikahın tazelenmesi ise tabii resmi nikah birinci sırada, ondan sonra dini nikah dediğimiz duaların işte Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle, sözüyle, şahitlerin huzurunda yapılan işte imam nikah dediğimiz yani dua olarak. Bunlar tabii yapıldığı zaman sonuna kadar devam eder. Tabii önemli bir işte insana işte onu bozan bazı birkaç tane madde var. Onlar şekillenmedikten sonra ne olur? Sonuna kadar takip eder. Bunlar mesela Türkiye'de bir alışkanlık haline getirilmiş. Yani şu da var. Yani hepimiz burada bazı şeyde takip, bunlar mesela iyi olan güzel şeyler mesela ne yapıyor? İşte Cuma akşamları işte geçmişlerimizin ruhunu şad etme adına yasin surelerinin okunması. Ondan sonra camilerde şu an tabi bazı yerlerde kaldırıldı. Böylece işte, tövbe istiğfar duası diyelim. İşte nikah tazeleme diye. Zaten nikah bir seferi yapılır. Yani tövbe istiğfar var. Tabi bunlar yapılabilir ama bunlar haricinde de o tip şeyler kaldırılmış oldu. Şimdi tabi 3 sefer Cuma gitmeyi tabi zaruret arz ettiği zaman şimdi hepimiz de ne yapıyoruz? İlle ki canımızı atıyoruz yani camiye Cuma'ya Evet. derken. Zaruret arz ettiği zaman bu şekilde bir süreç takip edildiği için mecburiyetten ne yapıyoruz? Bu şekilde zaruret yani can tehlikesi, ondan sonra sağlık tehlikesi olduğu zaman ne yapılır? Bu tip şeyler es geçilir. Yani dua ve ibadetler yani camide toplum olarak ne olmaz yapılmaz. Şahsi olarak yapılır. Cuma namazı yerine ne yaparız? Herkes kendi evinde cumasını kılar. Yani diğer öğle vakti namazını. Ama onlar yine bunlar tabii toplu olarak yapıldığı için yani mecburiyetten, zaruriyetten dolayı yani keyif olarak ATM'si her şey için serbest olsa da İşimiz o, gücümüz o, keyif olarak camiye cumaya gitmediğinizde o zaman ne olur? Sorumlu oluruz. Evet. Konuşmamız bu şekilde bilmemize fayda var. Evet. Şimdi dün pardon çarşamba günü Belçika
Güvenlik Şurası kriz merkezi açıklama yaptı. 31 Ağustos'a kadar büyük etkinlikler, toplulukların etkinlikleri olmayacak dedi. Tabii ki bunun içine bizim düğünler de girdi hocam. Tabii düğünler de yasaklandı. Dolayısıyla bir sürü düğünler, biliyorsunuz düğün kültürü bizim Türkiye'de çok yoğundu. Bir sürü düğünler hepsi iptal olacak, iptal olmayacak, ertelenecekler. Şimdi bu arada tabii ki nişanlı olanlar var. Nikah yapmış, düğünü bekleyenler var. Bunlar ne yapacak? Şimdi tabii ki nikah yapılmış, yani belediye nikah yapılmış, işte akabinde düğün salonu düğün yapacaklar ama şu anda 31 Ağustos'a kadar bu olmadı. Bu adamlar nişanlılar, yani bu durumda ne yapmaları gerekiyor? Şimdi tabii resmi nikahlar yapılmış, doğrudur. Bu şey, yani bize de ulaşan arkadaşlar yine ki oluyor, yani diğer arkadaşlarımıza da. Bize tabii biraz dedik yani şu devletin işte ileriki zamanlarda işte açıklaması, ondan sonra hangi süreçte takip edilecek. Ona göre bir şu Ramazan ayda bir girsin. Çünkü haftaya bilginiz de zaten düğüne de takip edildi. Evet. Tekrar bir daha işte değişik bir devletin kendi kurmuş olduğu işte bilgiler doğrultusunda, kanun kural doğrultusunda işte hangi sektörler açılacak, neler yapılacak ve hangi tavsiyelerde bulunulacak. Hepimiz onu tabii takip etmek mecburiyetindeyiz. Tamam, doğrudur. İnsanlar işte bir an işte nikah yapalım vesaire. İşte o tür şeyleri, onların doğal hakları. Ama hep beraber de yani bu devletin almış olduğu kanun, kural, sağlık açısından bu sisteme de saygı duymada fayda var. Yani biraz daha sabretsin insanlarımız. Evet. Yani daha olmak bir ileriki zamanlarda işte devletin açıklaması şeyle ondan sonra ne olur? Mesafeler kurularak duası da yapılabilir. Evet. İleriki zamanlarda biraz daha sabırlı olmalarında fayda var. Zaten nasip olursa hafta depresyon başlamı sahura kalkılacak. Onda zaten hafta Allah cinsi değerlendirmesini yaparız. Cuma günde hep beraber niyetli olacağız. Tabii sabır ayı geldi, ibadet ayı geldi derken o şekilde biraz da sabırlarımızı kalite derecesini çekmemiz daha güzel olur. Evet. Şimdi dediğiniz gibi Ramazan ayı geliyor. Bugün 17'si, yani bir hafta haftaya Ramazan ayına girmiş oluyoruz. Şimdi hocam Ramazan'a yaklaştıkça da bir sürü yine şeyler başladı. Bu işte Covid-19'a karşı bağışıklık sistemimizi sağlıklı beslememiz gerekiyor. Şimdi Ramazan ayında su içmeyeceğiz belli bir süre. Yemek yemeyeceğiz, sağlıklı beslenemeyeceğiz. Hadi biz yakalanırsak bu virüse muhabbete başladı. Şimdi ben doktorlara sordum bunu. Geçmiş programda sordum. Dedi ya, şimdi dedikleri şu hocam. Yani dedi, normalde bizde iftar ve sahur var. Günde iki öğün yeme şansın var. Bu arada da bol su içersen o gündüz vaktinizde yiyeceğin içeceğini de kapatır dedi. Sıkıntı olmaz diyor. Yani şimdi böyle bir şey çıkarsa, kalkarsa mesela Ramazan ayında, şimdi sadece ben şu anda bir olası konuşuyorum. Ramazan ayında birdenbire bizim Müslümanlarda Covid artarsa, bunu varsayın tabii ki. Böyle önemli olaylarda Ramazan tutma öyle bir yani fetva verecek merci var mı Müslüman alemine? Tamam, bu Covid'den dolayı bu ay, son iki haftayı tutmayalım diye bir mercimiz var mı? Şimdi tabii bu tür şeylerde bunlar bizi aşar. Tabii fetva kurulu muhakkak ki hepimizin bildiği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Ankara Merkez'de buna benzer muhakkak ki onlar da bazı şeylerini, önlemlerini, bu şeyler muhakkak ki şeylerini takip ediyorlar. Zannedersem herhalde haftaya Ramazan öncesi herhalde Diyanet İşleri Başkanı bir devlet nazında bile bir buna benzer açıklamalar ve işte tavsiye edeceği bazı şeyler muhakkak ki şey yapar. Tam bu şekil yani fetva yönüyle herkes algılamasın da sadece ben Kur'an'daki Bakara Suresi 184. Evet. ayette şunu hatırlatmada tabii fayda var. Yani oruç hepiniz üzerine işte farz kılındı. Yani bu virüs olayı başlamadan önce de yani insanlarımız zaten hasta olanlar, ondan sonra işte diyalizci, evet, şeker hastası veya işte ona benzer yani sağlık açısından yemesi, içmesi, ilacı yani günlük olarak tedavisi takip eden yani ağır hastalar diyelim. O tabii insanlar tabii ne yapar? Doktorlar da muhakkak onlara söylemiş ki senin işte vücudun bu şekilde uzun süre aç kalmayı kaldırmaz. Çekip
da ne yapar? Yani mecburiyetten, ona yani zaruret olduğu için mecburiyetten dolayı ne yaparlar? O kişiler oruçlarını tutmayabilirler. Hatta mesela bu virüs sürecinde de o şekilde hasta olan zaten illaki tabii birinci sırada sağlık geliyor. Aynen. Yani bunu tekrar bir daha söyleyeyim. Yani bunu FETÖ bayisi de anlaşılmasın. İnsanların yani doktorlar tarafından herkes kendisini bilir. Yani sağlığını, sıhhatini. Evet. Yani keyif olarak değil de zarur olarak hastalıklarını, ilacını, tedavisini takip ediyorsa, tutamayacak durumdaysa, doktorlar bunu ispat etmişse o kişi o zaman ne yapar? Orucunu tutmaz. Ha, ileriki zamanlarda iyileşme ümidi varsa bu kişiler ne yapar? Daha sonraki zamanlarda günde gün tutar. Evet, işte aralıklarını tutar. Ama onun haricinde de ömür sonuna kadar işte kesinlikle iyileşme süreci olmayan tıp tarafından ispat edilmiş vatandaşlar da ne yapar? İlaçlarını, tedavilerini takip ederler. Oruçlarını o şekilde şey yaparlar. Fidye dedim yani fitre halk arasında. Günlük herhalde zannedersem tam şey mi? Herhalde yine günlük 10 euro. Kendisi 30 günde yapıyor. 30 10 euro'da 300 yapar. Mesela bir de herkesin yaşlı olsun, çoluk çocuğu olsun, kadın erkek oruç tutsun tutmasın. Bunda tabii hatırlatmada fayda var. Herkesin mesela senelik olarak vücudunun zekatı dediğimiz yani fide dediğimiz yani sadece bir tane demsin oluyor. Herkes kişi başına bir de kaç kişi? 3 kişi, 5 kişi 10 euro demese 50 euro yapar. O taban fiyat ne yapılır? Vatandaş kendisinden işte 50 verim, 100 verim daha fazla verim. Tabi herkesin kendine göre abi. Yardım yönüyle, gönül rahatlığıyla ondan sonra cömertliğini gösterdiği güzel bir ay içerisinde olacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Onun için bunlar bir şekilde takip etmede fayda var. Yani muhakkak ki dediğimiz gibi muhakkak yani FETÖ kurulu olarak Diyanet İşleri Başkanlığı bununla ilgili bir açıklama şey yapılır. Onlar da tekrar bir daha herhalde açıklandığı zaman tekrar herkes Diyanet sitesinden oradan da tekrar bakılabilir. Evet. Teşekkürler hocam. Bir cuma duası alalım kapatalım hocam istersen. Oldu inşallah. Kısa bir dua yapalım. O zaman herkes hazırsa bir amin diyelim. Hadi bakalım sevgili seyirciler. Kapatıyoruz. Duayla kapatacağız Hakan hocamızı. Hadi bakalım. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minne ve şüne ve şümerdana ve arhamna ve arhamatana ve sülbena ve tekabbel dua. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ehli Muhammed. İlahi ya Rabbi. Dualarınızla ibadetlerimizi kabul eyle. Şu cuma günü yüzü sürümetine yapmış olduğumuz dualarımızı, ibadetlerimizi, güzelliklerimizi sendir gezdiğine kabul karin eyle. 6 haftadır bazı nedenlerden dolayı cuma namazlarımızı kılamıyoruz. En kısa zamanda bu süreçlerin sabırla, şükürle, dua ibadetlerle, tedavilerle atlatılarak en kısa zamanda camilerimize, cemaatlerimize, mescitlerimize, ibadethanelerimize ulaşmayı üzerine nasip eyle. Amin. Yaşanan şu süreç hakkımızda hayırlara vesile olması nasip ve müessir eyle. İlahi birliğimizi, beraberliğimizi bu süreç içerisinde daim eyle. Amin. Sabrımızı, şükrümüzü, hamdimizi, devamını bizlere nasip eyle. Amin. Şükürsüzlükten, nankörlükten sana sığınırız. Ortasına doğru yaklaşmış olduğumuz Ramazan ayını bizlere hoşnut eyle. Feyzinden, bereketinden istifade etmeye cümlemize lütfeyle. Amin. İlahi Arabi, cümlemize İslam şuuru, İslam ahlakı şifasını bizlere nasip eyle. Amin. Hastalarımıza şifa, dertli olanlara deva, borçlu olanlara edalar nasip ve müessir eyle. İlahi Arabi, görün görünmez kazalardan belirtelik afet musibetleri bizlere muhafaza eyle. Amin. İlahi Rabbi şu sürecini sabırla, şükürle, hamdle atlatmaya cümlemize nasip ve müessir eyle. Çoluğumuza, çocuğumuza İslam şuuru nasip eyle. İşlerinde de sene başlara nasip ve müessir eyle. Şu diyar gurbetiyle birliğimizin, dilliğimizin, huzurumuzun, güzelliklerimizin devamı bizlere nasip eyle. Allahümme Rabbena etine fi dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve kına azabında. Rabbena fili vel valideyye velil müminine yeme yekul müsab. Allahümme inne neselke tamamen nimet. ودوام العافية وحسن الخاتمة وعلم النافية ورزقا واسعا وأولادا صالحا hayırların fethi için, şerlerin defi için, dualarınız ve ibadetlerimizin kabulü için, cumamızın ve gece ve gündüzümüzün hayırlı ve mübarek olması için, hepimize hayırlı şifalar, ölmüşlerimize rahmet olması için, Allah rızası için, El-Fantiha. Allah'a
Cenab-ı Allah kabul eylesin hepimize güzel şeylerimizin devamını nasip eylesin. Amin. Hepimiz sabır selamet içerisinde bu süreç içerisinden en güzel şekilde çıkmaya cümlemize Cenab-ı Allah nasip eylesin. Sizlere de özellikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı güzel akşamlar. Evet hocam, çok çok sağ ol Hakan hocam. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar, hayırlı günler. Amin cümlemize. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güzel akşamlar. Evet sevgili Aktif TV, Neco Show seyircileri, gerçekten güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Son yorumlarınızı da okuyacağım, sonra kapatacağız inşallah. Evet şöyle bir son yorumlara bakalım. Evet Bedire Mehmet ölüm vakalarını soruyor. Ölüm sayısı bilen var mı demiş Bedire Mehmet. Evet söyledim, Belçika'da yeni vaka 1328, yeni ölüm 306 Belçika'da. Toplam ölümde 5161. Evet, Kübilay Bayraktar son 24 saatte ölüm vakası 317. Cevap vermiş, güzel. Vay be, bizim alnımız düzelme olmayacak herhalde. Teşekkür ediyorum efendim, çok üzücü. Maalesef öyle. Mustafa Özen, tebiri alacaksın, takdiri Yüce Mevla'ya bırakacaksın demiş. Aynen öyle, tek çaremiz o zaten. Bedire Mehmet, evet efendim doğru söylüyorsun da ister istemez stres yapıyorsun maalesef. Evet, stres de bu her şeyin başlangıç, stres zaten. Ahmet Gül, kolay gelsin, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Mustafa Özen, en güzel bu virüsü kafaya takmayacaksın, stresden kurtulmak için kurallara dikkat edeceksin, çaresi bu demiş. Başka da çaremiz yok. Evet, Bayram Sağlam, Necdet Bey, samimi, tarafsız ve görüş düşünceleri ayrım yapmadan bu yayını yaptığınız için çok bir borç bilirim. Teşekkürlü bir borç bilirim demiş. Vallahi ağzım yüzüm kuru da. Bayram Sağlam, Necdet Bey, samimi, tarafsız ve görüş düşünceleri ayır yapmadan bu yayını yaptığınız için teşekkürlü bir borç bilirim. Bence Belçika'da izlenmesi gereken canlı yayın programları başında geliyorsun. Başkaları gibi çıkar ve menfaat düşünmüyorsun. Teşekkürler kardeşim. Ben bu yayınlarda bir kuruş kimseye para da almıyoruz. Tek benim gelirim sizin seyirci, sizi takip etmeniz ve bu sözleriniz, bu sözler yaptığınızı benim için en büyük hesabıma yatan değer. Çünkü her şey para değil arkadaşlar. Ben elimde geldiği yapıyorum. Kendi fikirlerimi anlatırım. Eğer bilmediğim bir konuysa mutlaka uzmanlara alırım konuma. Onlara sağ olsun, profesör olsun, siyasetçiler olsun, beni kırmazlar. Belçika'da yıllardır hem medyada hem de değişik faktörlerde her zaman 30-35 yıldır aktifim. Dolayısıyla sağ olsun uzman doktorlar, profesörler, imamlarımız, hocalarımız, memurlar, devlet memuru, belediye meclis üyeleri, siyasetçiler, milletvekilleri, hepsi beni kırmazlar. Teşekkür ediyorum burada onlara, hepsine. Bağlananlar, onlarda da ben uzman kişilerden fikirlerini alırım. Böyle güzel bir yayın ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum Bayram Sağlam. Hocam Allah razı olsun demiş. Evet, hocamızın duasını da aldık. Hepimiz, birçoğunuz amin amin demişsiniz. İnşallah dualar kabul olur. Mustafa Özen, amin Rabbim dualarımız kabul etsin demiş. Amin kardeşim. Allah razı olsun, dualarımız kabul olsun. Teşekkürler demiş Bedriye Mehmet. Murat Köylü, teşekkürler dayı her şey için. İyi akşamlar demiş. Tekin Gül, emeğine sağlık. Teşekkürler demiş. Kenan Akış, bizi bilgilendir için Allah razı olsun demiş. Allah sizlerden de razı olsun. Kübra Bayraktar, emeğine sağlık, hayırlı akşamlar demiş. Evet, hayırlı akşamlar. Zaten de 80-90 kişi kalmış. Evet dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Umarım keyifli bir program olmuştur. Umarım hepimizin bildiği güzel bilgiler almıştınız. Evet, son olarak hatırlatıyorum. Belçika'da yeni vaka 1328, yeni ölüm 306. Toplam ölüm sayısı 5163 oldu Belçika'da. Ve toplam vaka sayısı da Belçika'da 36.000. Türkiye'mizde yeni vaka 1770'e yakın, 1769. Yeni ölüm 126. Pardon, yeni vaka 4353 yeni vaka. Toplam ölüm 1770. Ve Türkiye'mizde maalesef şu anda 78.546
toplam vakayla İran'ın hemen altında 8. sırayı doğru gidiyoruz. Hepimize Allah korusun diyorum. Evet sevgili dostlarım, umarım bütün yorumları okumuşturum. Eğer bir okumadığım yorum varsa bu kesin kasten değildir. Hakkınızı helal edin. Ben elimde geleni her zaman güncelleyip okumaya çalışıyorum. Evet bugün iki konumuz vardı. Birinci konumuz Anvers Hastanesi'nde doktorumuz Hatice Buruklar. Sonra da tabii ki Fahri İmamımız Hakan Karaday'la programı kapattık. Güzel bir sohbetler, sorularımız oldu. Ve aynı zamanda güzel bir duayla programı kapattık. Evet sevgili Aktif TV seyircileri, bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Her ne olursa olsun Aktif TV'de, Neceşoğlu'da aman 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 evde kalın, evde kalın, evde kalın. Hadi bayram, bay bay.